günaydın, günaydın, sevgiler, saygılar sunarak bugünkü Söylemezsem Olmaz'a başlıyoruz. Bir Can Bali. Bugünkü Söylemezsem Olmaz diğer Söylemezsem Olmaz'lardan biraz farklı olacak. Neden, neden? Çünkü ilerleyen dakikalarda göreceksiniz farkı. Farkımız, konularımız. Farkımız. Evet, dün bu arada beni Kenan Doğulu'nun menajeri aradı. Fiko, Namdiğer, Fikret. Birazdan ondan da bahsedeceğiz. Önemli. Bak ben sana dedim daha başlamadan, gördüğünüz gibi farkımız bombalar, ortada. Bombalar, bombalar. Günaydın, hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Haftanın en güzel günü çarşamba, çünkü ortası. Ben isterdim ki hep çarşamba da tatil olsun. İki gün çalışalım tatil, iki gün daha çalışalım tatil. Ama çarşamba gelince zaten hani cuma geliyor gibi geliyor bana böyle. Hani cuma çok yaklaştı. Ve haftanın ortası bitmek üzere. Çarşamba beni çok mutlu ediyor. Çarşamba ve Nisan ayı. Aa, tam senin günün o zaman tam, bugün. Tam. Ha? Evet. 3 Nisan çarşamba. Bugün mutlu olalım. Bize ulaşmak istiyor musunuz efendim? Bize ulaşmak istiyorsanız WhatsApp ihbar numaramız 0549-802-8631. Bize haber olmasını istediğiniz her şeyi oradan ulaştırabilirsiniz. Solmaz Yeni Altire Instagram'daki adresimiz Solmaz Yeni Altire. Twitter'da Solmaz Yeni adresindeyiz. Söylemezsem Olmaz da kanalımıza abone olmak istiyorsanız Söylemezsem Olmaz yazıp abone ol butonunu tuşlayabilirsiniz. Instagram'da bana ulaşmak istiyorsanız Bir Can Bari yazıp sonuna iki tane i koyabilirsiniz. Ece'ye ulaşmak istiyorsanız da @ecerken. Bugün yeşil en sevdiğim. Benim de beyaz en sevdiğimdir. Ya? Evet. O zaman bugün sana, sen de bana. Yarın bana. Yarın bakalım. Evet. Allah kerim yeşil diyoruz. Beyaz. Kim bu? Kocaeli, Bursa hepsi. Selamlar olsun. Karşıyaka'da galiba değil mi? Karşıyaka yeşil beyaz değil mi? Kırmızı karşı yeşil. Karşıyaka kaçtı? Neydi? Ay kırmızı, kaçtı. Kırmızı yeşil gibi şeyler kırmızı, evet bir yeşil var ama. Evet. Ben oradan yırtıyorum. Evet. Peki hemen konularımıza başlayalım. Bugün gerçekten çok fazla konumuz var ve çok konuşacağımız şey var. Kadına şiddet var. Kadına taciz var, cinsel istismar var, aldatma var, her şey var ya. El ele çıkanlar var. El ele çıkanlar var. Evet. Peki, bilmediğimiz aylar yıllar evvel birbirini likelayan ama şu an birbirinden nefret eden tipler var. Evet ya. Karakterler diyelim. Peki. Gereksiz eleştiri gizli hayranlıktır mı? Aynen. Peki devam ediyoruz. Mahalle baskısı otizmli çocuğu eve hapsetti. İzliyoruz haberimizi. Çocuğumuzu sokağa parka çıkaramıyoruz. Engel olmak suç değildir. Çocuklarını dışarı çıkaramıyorlar. 3 yıldan beri mahallede sıkıntı yaşıyoruz oğlumla ilgili. Oğlum %80 otizmli. Mahalle baskısı nedeniyle hayatları çekilmez hale geldi. 2-3 aile biz mi engelli yaptık? Bize ne? Ondan sonra bana üstüme yürüyerek hakaret, tartışma yaşadık. Manisa'da yaşayan Emin ve Emine Güllübaş çiftinin 3 çocuğundan biri olan 7 yaşındaki Samet Ege tam 3 yıldır sokağa çıkamıyor. Küçük çocuk evde hapis hayatı yaşıyor. Nedeni ise diğer çocukların otizmli olduğu için Samet'le dalga geçmesi. Çocuklar engelli diye, deli diye dalga geçiyorlar. Samet'in ailesi bu durumdan rahatsız ama komşularına durumu anlattıklarında da tepkiyle karşılaşıyorlar. Bazı aileler anlayışsız davranıyor. Çocuklarına bilinçlendirmiyor. Engel olmak suç değildir. Bizim sadece istediğimiz anlayış. Bazı duyarsız aileler çocuklarını bilinçlendirmedikleri gibi kendi engellerini de ortaya koyuyor. Aile ısrarla bizi mahalleden attırmak istiyorlar. Mahalleden gitmemiz için elinden geleni yapıyorlar. Küçük Samet'in oyun arkadaşları ise İki kız kardeşi. Onlarla birlikte hem evde hem de babasının bahçeye yaptığı parkta oynuyor. Ama ailesi Samet'in diğer çocuklarla da oynayabilmesini istiyor. Çocuğumuzun da sokağa parka çıkmasını istiyoruz, oynamasını istiyoruz. Bizim çocuğumuz evde 3 seneden beri hapis hayatı yaşıyor. Biraz daha anlayış istiyoruz yani annelerden. Yani hepimiz engelli adayız. Ve o anlayış istedikleri aileler her an başına bir şey gelebilir ve engelli olabilir. Bir araba çarpmasına bakar. Bir şey olmasına bakar. Bu kadar büyük konuşmamak, böyle bir şekilde yani anlayış bekleyen ailenin güzelliğine bakar mısın? Yani anlayış aslında bizim beklememiz lazım değil mi? Bizim anlayış göstermemiz lazım. Olması gereken o zaten. Anlayış bekliyoruz diyorlar. Sanki ne kadar acı bir tablo aslında. Sanki utanılacak herhangi bir şey yapmış gibi. Sanki bir tık önceki haberdeki hırsızlık yapılmış gibi. Sanki bir taciz yapılmış gibi. Çocuğu eve hapsetmek sizin değil onların en büyük ayıbıdır. Sizi bu hale getirenlerin zihniyetinin ayıbıdır. Ben mesela şey merak ediyorum. O mahallede hiç mi vicdanı sızlayan yok ya? Hani ya bugün de Samet'i dışarı çıkartmadık deyip böyle gurur mu duyuyorlardır acaba? Bak bugün de eve hapsettik, bizim çocuklarımızdan uzak durduk. Otizm bir kere bulaşıcı bir şey değil. Bu bir, ikincisi dün evet otizmin farkındalık günüydü. Şunun farkında olmak ne kadar acı ya. Samet evde hapis yatıyor.
Resmen hapis yatıyor. 7 yaşında. 2 yıldır hapse çıkamıyor. Düşünsene. Çocuk parkına gidemiyor. Yani bu çocuk diyecek ya, ben ne yaptım? Evin içine park yapmışlar bahçeye. Tabii düşün, tavuklarla kardeşleriyle vakit geçiriyor. Babası bir bisiklet almış. Zaten bundan 2-3 yıl önce de evlerinde yangın çıkmış Ece. Birçok eşyası da kullanılamayacak kadar kötü aslında ailenin psikolojik durumu ya da maddi durumu. Utanıyor mudur? Düşünsene ben bu vicdan ailenin komşusu olsam, Manisa'da yaşasam, komşu olsam şu an bu haberi izleyip bak yemin ediyorum insanlığımdan utanırım. Derim ki Allah beni ne yapmasın ya. Evet, dün bir de kandildi. Evet ya. Sen bu haberi izleyip de hala utanmıyorsan komşusu olarak hala gidip de şu çocuğun bir yanağını sıkmıyorsan o zaman var ya Allah o kadar büyük ki. İlahi adalet diye bir şey var biliyorsunuz. Karma diye bir şey var ve her an her şey başınıza gelebilir. Her şey insanlar için ya. Anlayış bekliyor aile. Komediye bak yani. Bunun yanında düştüğümüz duruma bak. Babanın ve annenin merhametleri gözlerinden ne kadar temiz su attılar, evet, değil mi? Bir de yaptıkları bu faaliyetler de çocuklar için sadece çocukları mutlu olsun yaptıkları bu faaliyetler de insanın burnunu sızlatıyor. Yılın yani sizinki sızlamıyorsa sıkıntı. Enteresan anne babalar seçiyorlar ya yılın annesi, evet, yılın babası. Yılın ailesi işte. Bir de ne zorluklarla? Yani ne zorluklarla? Hem maddi zorluklar hem psikolojik zorluklar ve toplumsal baskı. Şimdi toplumsal baskı insanın canını gerçekten bir süre sonra sıkan da bir şey. Yani kimse kendi çöplüğünü temizlemeden insanlara hem namus dersi verirler, hem ahlak dersi verirler, hem sağlık dersi verirler. Sen bir önündeki çöplüğü temizle değil mi? Biz bir senin evinin içine bir bakalım. Bizde hadi otizmli bir çocuk var. Yarın bir gün senin çocuğun ne olacağını ne malum? Yarın bir gün senin çocuğun ırz düşmanı olursa biz nerelerden kaçacağız da kendimizi koruyacağız tabii peki? O zaman gerçekten olmaması gereken, sokakta olmaması gereken senin evladın sokaklara çıkarsa? Ha, sokaklara çıkarsa o zaman biz ne yapacağız? Allah'ın sopası yok ve nereden ne şekilde cezalandırılacağınızı Allah bilir. O yüzden yapıcı olalım. Mesela şu ailenin komşuları bizi izliyorsa eminim ki izliyorlardı. Dün haberlerde de verildi bu haber. Gidin. Komşuluk diye bir şey var değil mi? Gidip güzel bir tatlı yaparsın, bir şey yaparsın. İlla aşure ayına gerek yok. Aşure yap. Yesin dersin. Çocuğa bir küçük bir oyuncak veya çocuğunu al git şimdi mesela bu eve. Değil mi? Evet. Ya komşuculuğu bırakın, insanlık ölmedi Allah aşkına ya. Güzelim çocuk bir de. Allah nazarlardan saklasın. Rabbim de şifa versin. Daha 7 yaşında bu arada. Evet. Kapı kapı kaçtığınız, kapı kapı kilitlediğiniz çocuk var ya, kilitlettirdiğiniz. 7 yaşında. Hani lütfen bu gerçeklerle yüzleşin yani. Allah vicdan tek sahibi isteği, insanlarla bizi karşılaştırsın. Amin. Tek isteği çocuk parkında oynasın çocuğum diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya, vicdansız insanlar ya? Şimdi daha da gene başka bir vicdansızlık örneği. Evet. Seçimlerde bir muhtar adaylığını koyuyor, adaylık da yapıyor 20 yıldır ama 31 Mart'taki seçimlerde kaybediyor. Evet. Bu aday ne yapıyor biliyor musun? Seçimden önce yaptığı çocuk parkını söküyor. Bu nerede yaşanıyor? Zonguldak'ta. Buyurun efendim. İnandım. Ya ben de inandım. Sizin çok tatlı. İlk bak o kadar sinirle evet bakıyordum ki ya dedim işte oy almak için neler yapıyorlar falan. Ondan sonra adamın açıklaması, yani muhtarın açıklaması... Ne bileyim ya, üzüldüm. Muhtar olamadı ki. Muhtar diyorsun, adamın evet, zoruna muhtar gidiyor. Ama 20 yıldır bak muhtar. Bak ama zoruna gider şimdi. Anladın mı? İşte eski muhtarımız. Eski muhtar. Ya diyor ki... Ay çok tatlı. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben abiye çok kızmıştım. Cenk Eren de kızmış galiba. Cenk Eren de evet bir açıklama ne yapıyor. Ne diyor? Cenk Eren'e geçmeden evvel bak ne diyor. Ben köyden birisi. Kaybedince bana oy vermedi. İşte kaybedince bana oy vermediniz diyerek söküyor. Oy almak için takıyor. Kaybedince söküyor. Ya ama orada bir tane bir şikayet geldi. O yüzden yaptım. Başka bir yere sokup da acadım onu diyor. Çok tatlı söylüyor bir de yani. Ay evet çok ya. Ben... Muhtarın tekrar eski muhtarın bir açıklamasını tekrar ayarlayalım. Cenk Eren de... Bunu bak, görüyor. Bu insan bize yaramadı. Biz eskiden olsa ne kızardık adama. Ya evet, bizde bir gevşedi bir şeyler ama. Ama nasıl gevşedi? Baksana ama adam geldi, doğru söylüyor olabilir. Şey, efendi böyle beyefendi söylüyor. Ay ben olsam orada ben o muhtara oy verirdim. Bir de ne diyor ama bak. Ne diyor? Başka yere kurdum diyor. Adam almış da şey kuracaktım atmamış diyor ki. Bakayım, dur, bakalım. Bir daha verelim ya. Yazık. Akıyor Seyit oluyor. Akın. Sana sesleniyorum. Seyit abi. Evet. Mutlaka abimizsin. Ya senin
evinin önünde çocuk parkının olması ne kadar güzel bir şey. Cıvıl cıvıl çocuklar gelecek, o parktan yararlanacak. Bir kere burada muhtarı geçtim ben. Ya da Seyit abiye söz hakkı da oldu. Gerçekten böyle bir şey var mı? Hani biz muhtara inandık ama. İsim soyad veriyor. Doğru söylüyorsun. Bu kadar da net söyler mi? Evin önünde çocuk parkı gerçekten böyle hayat sevinci çok insana geliyor. Çok güzel bir şey. Gerçekten öyle yapıyor. Yarın bir gün senin de çocuğun olur falan filan gibi düşünebilirsin. Ama ben bu eski muhtara inandım. Bana da inandırıcı geldi. Başka bir ev kurmam icap etti. Mahkeme bitince de kuracağım diyor adam. Evet. Cenk Eren ne demiş? Sende var mı önünde? Cenk Eren ne demiş? Ben de. Ben diyor kuracağım ha. Diyor. Nerede? Nerede? Şimdi mesaj attı. Ha. Diyor ki Cenk Eren bunu öğreniyor. Bu haber çıkıyor tabii. O diyor çocuk parkını diyor ben kuracağım diyor. Güzel, o da güzel ama oraya aynı yere kuramıyorsunuz Cenk Bey. Seyit abi izin vermiyor. Anladın mı? Seyit abinin izin verdiği yere. Bana ulaşın diyor. O çocuk parkına oyuncaklarını ben göndereceğim diyor. Zonguldak Akyol köyündeki muhtar seçilemeyince seçimden önce kurduğu çocuk parkı oyuncaklarını sökmüş. Bu arada bir arkadaşım mesaj attı. Ulaşın. Çocuk parkını ben göndereceğim. Benim bir arkadaşım mesaj attı diyor ki bütün ana haberler diyor, bütün haber kanalları diyor bu muhtarı gömdü diyor sizin dışınızda diyor. Ya. Vallahi yazık. Ama bir şey diyeceğim. Şimdi ilk etapta baktığın zaman hani çok çirkin bir hareket. Böyle siyaset kokan... Hani vaat verirsin de yapmazsın. Öyle mi? O zaman hayır, bir de çocuk yani anladın mı? Hani çocuk parkından bahsediyoruz. Çocukların hiçbir günahı yok. Oy verme hakkı yok değil mi? Evet. Oy kullanma siyasi bir görüşü yok. Ama adam ne diyor? Seyit Akın diyor. İzin vermedi diyor. Valla ben bir şey söyleyeyim. Ben bu muhtar abi çok inandım. Ben Zonguldak'ta olsam size oy verirdim abi. Daha yazık seçilememiş artık zaten. Evet yani verirdim tekrar ama. Tekrar aday olsun o zaman birkaç sene sonra. Ya 5 sene sonra bir daha sonra. Yerel seçimlerde aynı abi görmek çok istedim. Ama şunu istiyoruz. Bu muhtarımızın madem her haber kanalı sizi gömdü biz gömmedik. Gömemeyiz zaten öyle bir hakkımız da yok ama. Şey söyleyelim en azından. Söz verdiği gibi bu oyun parkını başka yere yapacağım kursun. Dedi ya. Onu yap abi. Evet. Bize yolla. Biz sizin onu yayınlayalım ve diyelim ki evet yanılmadık bu muhtar adayı hakkında. Bak abimiz dedik hani bağrımıza bastık. Mehmet abi biz senin arkanda durduk sen de bize lütfen alnımızı şey yapma akara çıkartma. Bu çocuk parkını biz başka yerde Zonguldak'ta görüp görmek istiyoruz. Bize ne olur bunu çekip yolla abi. Mehter'i ver. Alaplı ilçesi. Ve sana oy vermeyenler utansın abi. Evet. Anladın mı? Evet abicim. Oraya da yaz Mehmet Akyol Parkı diye. Muhtar olmana ne gerek var? Çoluğun çocuğun duasını al. Mis. Bir de yani. Kızı getiririz. Bak bu çok pahalı bir şey değil. Yani, öyle mi? Söyleyeyim hani muhtar adı ne kadar? 5-10 bin lira vermiştir vermemiştir yani. Ne güzel. Evet. Yani çok pahalı değil dedim. Hani muhtarın verebileceği. Bir şey olduğunu düşünüyorum. Yeni muhtar senden de bir şey. Sana bir küçük bir bilgi. Yeni muhtar sen de yap. Senden de bir şeyler bekliyoruz. Biz Zonguldak'ta her yer çocuk var. Şey... Zonguldak'ta o köye gidemeyeceğiz ha. Muhtar bizi almayacak. Peki devam edelim. Bugün bizde mi bir şey var bakalım ama bu haberde herhalde tepkimizi ciddi vereceğiz. Bu haber biraz sıkıntılı. Evet. Sagopa Kajmer hepimiz tanıyoruz. Ünlü bir rapçimiz değil mi? Evet. Onun hakkında şimdi eski eşinden kan donduran bir iddia var. Ne diyor biliyor musunuz? Sagopa için. Kemiklerimi kırdı diyor. Beni fıtık etti diyor. Buyurun. Birkaç gün önce defolu kurtar beni diye ağlıyordu. Aldatma ve yalanlarını fark edince kalbim öldü demeye cüret etti. Senin gerçekte kim olduğunu bildiğim zaman kurbanı oyna. Bu son kez bana zarar verebilir. Artık saldırganlık yok, daha fazla saçmalık yok. Yorgunum ve artık ellerini sonsuza kadar git zamanı geldi. Bu açıklamayı yapmaktan bile utanıyorum. Evlilik hayatım ve boşandığım günden bugüne elime kimsenin eli değmedi. Ortada 2 gündür esen hava çok çirkin. Kendisi kariyerimi ve kazançlarımı da silmek istedi ve dün 20 yıllık icralarımı da sildi. Kendisinden ayrılırken hiçbir para, pul yahut mülk almadım. Plak şirketinden ayrılırken de bir isim hakkı ücreti almadım. Ailem de çok üzgün. Allah Allah ya. Açıklamalarını tek tek vereceğiz. Enteresan yani. Gerçekten hani dün bize DM'lerden yağdırdılar biliyorsun. Evet. Bakın diye. Nasıl bir beddua bu? Ciğerleriniz kan tükür bir şeyler. Kan da olsun. Kan da olsun. İnşallah. Bak. Ece ben koleranın sayfasına girdim. Hatta ben koleraya da ulaşmaya çalıştım. Çünkü o kolera diyor ki bundan sonra kendi hakkımı kendim arayacağım. Bu zamana kadar beni susturdun diyor. Dedim ki bir kadın gördüm çığlık atan. Çok küfürlü konuşuyor bu arada. Hani ekranda veremeyeceğimiz kadar. Yani 30'a yakın storiesi var ve o 20'sini veremeyiz öyle söyleyeyim. Yani çok küfürlü konuşuyor.
Dedim ki yani gelsin ekranda ya da televizyonda kendini anlatabilecek bir şey yaşadıysa gelsin anlatsın. Sagopa'da keza bir şeyler söyleyecekse hani böyle olmaz yani küfürle, storyle falan olmaz. Hani en azından ne yaşadığını bilelim falan. Evet. Tabii henüz görmedi, bilmiyorum. Belki de şu anda bu saatlerde uyuyordur. Ama ben inanamadım duyduklarıma. Şimdi ben Sagopa Kajmer'in müziğini çok severim. Ne diyor peki? İddiaları ne? Sagopa'nın eşinin, eski eşinin. Evet evet. Ya ayrıldıklarını zaten biz vermiştik. Sen geçen yıl hatırla. Evet evet. Boşandıklarını evet. Verdik. Peki olay açıklamalarını oldu. Bir izleyelim. En azından yayınlayabileceğimiz kısmını. Sonra evet. Sen bir özet geç. Evet önce. Tamam. Buyurun. Ciddi beddualar. Şimdi kemik kalmadı diyor. Hı hı. Ve zaten ilk arabada nereye gidiyor biliyor musun Ece? MR sonuçlarını almaya gidiyor. Eyvah. Diyor ki ben doktora gidiyorum ve sonuçlarımı almaya gidiyorum diyor. Oradan çıktıktan sonra da sonuçları söylüyor. Yani vücudumda kemik kalmadı. Hepsi kırık ve ezik içinde diyor vücudum diyor. Ve diyorlar ki ona peki o zaman bu kavgalar niye oldu? Sen bu kavgaların nedenini olarak bize ne göstereceksin? Tıpkı Sagopa'nın daha önce ifade ettiği gibi sen onu aldattın mı? Yoksa neden dayak yedin? Bir kere aldatsa bile dayak meşru bir şey değildir, ayrılırsın. Ne olursa olsun. Tabii kimseyi evet, dövemezsin. Hiç kimse hak etmez. Fıtık edecek kadar, boynunu kıracak kadar birilerinin birilerine dövme hakkı yok. Onu bir anne doğuruyor ve sen onun sadece kocasısın, ona emanetsin. Bunu yapamazsın da kız zaten böyle bir şey olmadığını söylüyor. Onu aldatmadığını söylüyor. 1,5 yıldır fiziksel ve bir dakika ne diyor? Psikolojik şiddet görüyormuş. Bunu açıklamış. 1,5 yıldır aralıksız hem de. Evet evet. Yani neyi paylaşamıyorsun sorusuna şunu söylüyorlar. Bana beat yapmasını öğrettim diyor. Yani rapte bir müziğin bir şeyi, şekli galiba. Onun ne olduğunu bilmiyorum da. Onu öğretti ve ben yaptım diyor. Bir tane yaptım diyor. Ve sonrasında dedi ki bana diyor. Bunu sana ben öğrettim. Sen şimdi hangi yüzü çıkıp bu benim eserim diyeceksin ki dedin diyor. Ben de küfürlü bir yanıt verdim. Al o zaman beatini falan dedim diyor. Sonrasında beni dövdü diyor. İlk dayak böyle başlamış. Yani iddia edilen gibi herhangi bir aldatma yok, söz konusu değil diyor. Zaten Sagopa'da bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek istiyorum. Eski karım beni aldatmadı diye açıklama yapmış. Ama gelelim şimdi burada küfürler eden ve bas bas bağıran bir kadın var. Her ne olursa olsun küfür evet yanlış ama bir yanlış daha var. Dayak nedir ya? Ne yapıyorsunuz ya? Yani. Sagopa bir açıklama yaptı mı bununla ilgili? Bir tane başta bir açıklama verdik. O başka bir şeydi galiba. Ayrılırken yaptıydı. Eski bir açıklama. Baktım şimdi Instagram hesabına. Aha. 17 saat evvel gayet normal diyecektim ya. Gördünüz mü bu fotoğrafı? Ne? Elinde tüfekle fotoğraf paylaşmış. Real Week ve ben eğlencesine yazmış bir daha altına. Allah aşkına Sagopa'nın şeyine girin. Instagram hesabına arkadaşlar. Son fotoğrafı koyun. Yani ben şu... silah eğlencesine de olsa böyle bu paylaşımları bu kim yaparsa yapsın, rapçi de yapsın, rockçı da yapsın sonuna kadar karşıyım. Çok saçma bir fotoğraf olmuş yani. Daha önce ya bir de 17 Hakan yapmıştı değil mi böyle bir şey? Evet ama 17 saat evvel paylaşıyorsun. Karın neler söylemiş eski karın? Ve 20 saat önce. O da tam bu saatlere tekabül ediyor. Fiziksel şiddet uyguluyor bana demiş. Buna bir açıklama yap ya. Ne değil demek mi? Ya? Ya uyguladı. Resmi hesabı bu. Ve beni kırdı. Kolumu bacağımı her yerimi kırdı ve her yerim fıtık içinde diyor. Şunu da diyor takmak zorundayım. Yani şimdi rap dünyasında çok sevilen bir çiftti Kolera ve Sagopa. Sagopa Kajmer yani Yunus gerçek ismi. Samsunlu ve rapi de çok iyi yapan, çok da iyi bir sesi olan bir rapçidir. Geçtiğimiz günlerde de şarkısını paylaştım. Bin pişman oldum. Yani kadına bunu yapanın de yanındaymışım gibi hissettim. Kendimi çok kötü. Sen nereden bilebilirsin? Nereden bilebilirim yani? 1,5 yıldır baksana kadın neler çekiyor. Onların tarzı bu. Bu şekilde. İşte fotoğrafta bu. 17 saat evvel eski karın bu ama tarz açıklamalar yapıyor. Ya. Sen... Hayat güzel. Silahla poz ver. Bir açıklaman yok mu Sagopa? Yani buradan sana resmen beni dövdü diyor. 1,5 yıldır şiddet uygulandı diyor. Ve burada bu çok büyük bir suç bu çok büyük bir iddia. Yani eğer böyle yaptıysan da büyük bir suç. Aslında onu da cevaplaman lazım. Seni birçok çocuk seven var. Genç hayranın var. Seni idol olarak gören var. Buna bir açıklaman yok mu senin? Ben tekrar bakıyorum. Kolera'ya ulaşmaya çalıştığım için ona mesaj attım çünkü sabah. Çok geçmiş olsun öncelikle. Yayına bağlanmak isterseniz yayınımız size açıktır diye bir mesaj attım. Şu anda muhtemelen Kolera bizi izliyor da olabilir ama maalesef görmemiş, görmediğini
şu anda görebiliyorum. Bu kadınlara dayak atanların adam diye kendini adam sanıp sokakta gezmeleri inanılmaz beni rahatsız ediyor ya, irite ediyor ya. Ona göre o güç gösterisi ama yani, ondan güçlü çıktı ama. Yani eski karın böyle açıklamalar yapıyor, hastaneden çıkıyor, sen silahla poz veriyorsun hiçbir şey yokmuş gibi. Bu nasıl bir rahatlık arkadaş? Size göre çok normal bir şey mi? Sabah kalkıp kadını dövmek, 1,5 yıldır şiddet uygulamak, kadının hastaneden çıkması, eğer bu iddialar doğruysa. Ne kadar normal bir şey. Değil mi? Yani ben koleranın fıtık ve bir takım kırıklar olduğuna inandım vücudumda. Çıkan fıtıkları saymıyorum diyor zaten. Evet, ezik evet, büzük evet. olmuşum diyor. Boyunda da fıtık yazık, bu arada yazık çıkmış. Ya. Yani gerçekten yazık. Gencecik de bir kadın bu hale getiriliyor. Neymiş efendim? Sonra bunlar çıkar bir de millet alkışlar bunları. Sen çıldırmışsın Sagopa'nın, inanılmaz onu diyorum bir kitlesi işte. Var. Çok seviyorlar. Baksana. Neler kadın, diyorlar kadına. Kadın dayak yediğini söylüyor. Hala Sagopa'yı koruyanlar var. Bunun üzerine de diyor zaten. O da küfür ediyor. Onun da yaptığı yanlış. Ama ne olursa olsun karşı dayak yiyen bir İlginç kadın var. İlginç bir detay var Ece. Onu söyleyelim. Sagopa'nın bu kadar dayak attığını iddia ediyorsan neden Sagopa'yı şikayet etmedin diyor fanları. Bak orada enteresan bir şey var. Diyor ki çünkü 2020 yılına kadar herhangi bir şiddetle, herhangi bir şiddet dosyasıyla tekrar hakim karşısına çıkarsa bu adam 2 yıl hapis yatacak. Yani bir daha bunu hani yapmaması için bir şey yaparlar. Hükmün geriye bırakılmasından yırtarsın. Bir süre sonra yırtamayacak hale gelirsin. İşte bu ikinci suç olursa hapse girecekmiş. O yüzden diyor yapmadım diyor. Ben de bu zihniyeti anlamıyorum. Bırak yatsın. O zaman yatsın yani. Ben hiç kimsenin aciziyetini görmek istemiyorum diyor. Sen de vicdan olmasın yani. Bence de. Yani. Seni düşünmeyeni sen düşünürsen şimdi insanlara açıklamak yapmak zorunda kalırsın. Bir kadın olarak yanında olduğum için söylüyorum. Bir takipçi şey yazmış. Kadını korkutuyor, gözdağı veriyor demiş o silahla. Ha, işte zaten ne diyor orada? Şunlar. Gerçek şov. Ne yazmıştı? Gerçek şov mu başlıyor? Bir şey demişti. Sen okudun. Yani ben yani 6 Şubat'ta da bir açıklaması var. Şimdi onu da yolladılar. Sagopa bir video çekiyor ve hatta bir dakika duyabilirsek. Elimden gelen her şeyi yaptım. Albüm yaptım. Hayatımı ona vakfettim. Yani benim yaptığım başka bir şey yoktu. Lütfen bu konuda ben bir kere konuşmuş olayım. Kolera'ya hiçbir şey yapmadım ben. Yapmadım. Bu arada eski eşim konusunda kolera hakkında konuşuyorsun. Şimdi bunu yapmadım diyor. 6 Şubat'ta bunu söylemiş. Şimdi de doktordan çıkan, raporları olan bir kadından bahsediyoruz. Ya kadın rahatsız, yalan söylüyor. Kendi kendine vurdu, kemiklerini kırdı, fıtık oldu falan, yalan söylüyor. Ya da arkadaşım sende bir rahatsızlık var. İkinizden bir tanesi şimdi rahatsız. Ben albüm yaptım diyor, senin şimdi bize dinlettiğin açıklamada. Ben ona başka hiçbir şey yapmadım diyor. Fakat koleranın dikkat çektiği bir yer var, bunu söyleyelim. Albüm yaptım dediği firmayı ben açtım diyor kolera. O benim müzik şirketimdi diyor. Onu da ben ortak ettim diyor. Ve benim herhangi birisiyle müzik yapmam yasaktı diyor. Yasakladı diyor. Ha, bir de yasaklamış. Ha, bununla alakalı da diyor. Mesela bir gün ona küssüm diye sürpriz bir müzik yapacaktım diyor. Başka yapmadım diyor. Bana barışınca dedi ki iyi ki başkasıyla müzik yapmadın. O zaman daha kötü şeyler olurdu demiş. Bayağı tehdit de yaşıyor. Ve şimdi gidin diyor Sagopa'nın sayfasına bakın diyor YouTube'da. Bakar mısın Sagopa Kajmer'in sayfasına, YouTube kanalına? Diyor ki kolera bilmem ne bir şey. O benim sayfam diyor. Hala benim sayfamı kullanıyor diyor. Bana yaptığı iyilikleri sayarken benim ona yaptığım iyilikleri görmezden geliyor diyor. Sagopa'nın YouTube kanalı. Koleraymış ismi. Koleralı bir şeymiş yani. Hani aslında kimse kimseye iyilik yapmadı. Ya zaten iyilik yapabilirsiniz. Kocan ya senin. O da karın. Evet, herhalde birbirinize aitsiniz yani. Bana garip geliyor anlattıkların. O kadar normal şeyler yani, ki. Bunu ben yaptım, sen yaptın. Bu muhabbeti geçsinler yani. Bu kızın dayak yemiş halini bu hale sen getirdiysen, bu kız senin yüzünden bu haldeyse, yazıklar olsun. Geç. Geç onu bunu. Geç yani. Bu çok ciddi bir itibarsızlık. Yani sen itibar hak etmiyorsun demektir. Hala bunu koruyanlar olacak. Şimdi bak neler yazacaklar fanları bize. Ama ne yapalım ya, fanlar yazacak diye de, yani şu programda fanlar yazacak diye geri püsküren bir durum yok, onu söyleyeyim. İstediğinizi yazın, ben ve Ece doğru bildiğimizi söylemek zorundayız. Bu ya kadına şiddet var yani. Yok yani bu olmaz yani. Olsun. Evet. Sonra da işte bu şiddet uygulayanlar adam diye geziyorlar sokakta ve fanları oluyor. Sanatçı diye de karşımıza çıkıyorlar. Sanatçı çok
dolu dolu bir sıfat. Yani sanatçılık demek sadece güzel müzik yapmak, güzel bir eser okumak, güzel bir oyunculuk değil. Karakter olarak da bir şeyler verebilmeli. Topluma da örnek olman lazım. Topluma evet. Sanatçı odur. Evet maalesef. Şimdi ben burada bir sanatçı göremiyorum eğer yazılanlar doğruysa. Alıyorsunuz şarkısında ne yapayım? Yani? Elinize tüfekleri alıp resim. Ya ne yapıyorsun? İlkokulda mısınız ya? O tüfek ne demek? Ne anlama geliyor? Siz çok iyi biliyorsunuz. Öyle güzel, öyle kalbe dokunan sözleriniz var ki 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Muazzam bir zekanız var. O tüfek nereye gidecek biliyorsunuz yani. Kadın açıklama yapıyor, sen tüfek koyuyorsun. Hastane raporları sahte olabilir mi demiş Korhan Koç. Zaten bir rapor almamış kadın. Onu söylüyor. Herhangi bir raporum var ama demiyor. Ama hastaneden çıkıyor ve istese rapor alır ama eğer gerçekten o kırıklar. Evet, raporu da göstermedi bu arada hiç. Evet. Onu söyleyeyim yani. Ha belki de yalan mı diyorsun bir de? Yok, ondan demiyorum. Hı. Hani bu raporum alın falan demedi ki sahte olup olmadığını şey yapacak. Kadın kendini anlattı. Ya zaten o da öyle bir ruh hastasıysa Allah ona da yardım etsin. Yani ben de kime inanacağımı şaşırdım ay, yani. Evet ya. Ay burada neler gördük Bircan. Kafamızın karıştığı kaç olay var. Evet maalesef. İlk biz burada kimleri savunduk da sonra kimler haklı çıktı biliyorsun. O yüzden... Ay ben adamla konuşmadım diyor bir tanesi. Mesajlarını adam bize gönderiyor, biz utanıyoruz. Ha hani, evet. Hani alakam yok diyor, tanımıyorum ben bile utanıyorum dedi. Mesela. Evet. Hani gerçekten yani ben anlamıyorum, bazen de anlamıyorum ama şu kadın eğer bu hale geldiyse yazık. Yazık aynen. Peki Serdar Ortaç yıllar önce rap söylemiş biliyor musun? Ben de söyledim rap. Bir şey olmaz. Ama sen güzel söylüyorsun. Serdar nasıl söyledi bakayım? İzleyelim. Yok, senden artık. Büyük değil mi? Yok benden büyük. 89 yılında olmuş bu hadise. Bence kötü söylememiş ya. Ya bence de değil de işte. Bir şey diyeceğim. Karabiberin 90'lar mıydı? Karabiberi. 90'lardı galiba. Dur bakalım. Allah'tan Google var. Niye şaşırdım biliyor musun? Şimdi 89 dedim. Ben yeni doğdum. Yani ben Serdar'ı çok iyi hatırlıyorum. Nasıl oluyor da bu? Bu ne iş yapıyor o zaman Serdar o sıra? Radyo DJ'liğiyle başladı Serdar. Serdar bu arada kaç yaşına bakıyorum? 49 yaşında. 70 doğumlu. Ha 70 yani burada 19 yaşında. Evet. Radyo DJ olabilir buralar. Bu evet. Ses aynı. Tekrar verelim mi be? Güzel de okumuş aslında. 94. Yani 94 bundan 5 yılında Karabiberim çıkmış. Bundan 5 yıl sonra Karabiberim'le biz onun artık hayatımızı alıyoruz değil aynen. Mi? Aynen. Yani öncesinde sen diyorsun ki. Bu da diyor ki bu paylaşım 89 yılında çıktı. Ha eskiden şu an yok değil mi o Discord'un dediği aynen, yer? Aynen yok. Ay çok eski. Evet. Radyo DJ'yken yapmış rap. Çok ama rap güzel bu olmuş. Ara var ya gerçekten herkes yapıyor. Benim çok sevdiğim TRT'de çalışırken her gün beraber oldum. Deniz diye bir haber spikeri vardı. Spor spikeri. O da rap yapmış mesela. Dün bütün medyada yine sosyal medyada konuşulanlar arasında. Geçen hafta Acun kızıyla yaptı Leyla'yla. Acun kızıyla yaptı. O da çok rap sever. Ben de rap müzik hastasıyım ama yani Sagopa'yı da çok iyi bir rapçi olarak bilirim. Keşke de öyle kalsan. Yani keşke. Kafamızda çok iyi rapçi olarak kalsan. Melankoli rapin en iyisisin sen bence. Ama bunlar olmasa yani. Evet Serdar da her türlü her şeyi denemiş ya. Ama Serdar'ın Pink Floyd çok parçaları gitti. Falan okuyordu bir ara hatırlıyor musun? Neydi? Pink Floyd'un parçalarını okuyordu. Serdar'a bak ya. Neler? Kalemim düştü. Kalem düştü, kalemi almaya kalktı ya. Ya bu işte doğal program yani anladın mı? Böyle böyle yapıyor. Biliyor musun onları okumaya çalışıyorum. Canım peki benim devam edelim mi? Edelim madem sen kalemi aldıysan. Burak Özçivit'e Burak geçelim Özçivit şu an. Burak Özçivit ve saçları. Ya ne olmuş gerçekten? Yani çok gerek. Yakışıklı bir çocuk ama... bazılarına uzun saç yakışmıyor, yakışmamış. Açık ve net. Şu model. Ama mecbur. Şu ne şu? Evet, bağlamayabilirmiş. Ece ben bir şey söyleyeyim. Ben Burak'ın yerinde olsam şapka takarım. Yani gerçekten o saçı göstermemek için ne gerekiyorsa yaparım. Allah aşkına şu benim tarafıma bak. Allah'ın lütfu. Evet. Bir senin tarafına bak. Olacak iş değil diyorsun. Yani. Hayır şey bağlamayabilir ama ne yapacak bu model de çok zor bir şey. Yani şöyle düşün Nusret ne yapıyor saçını topluyor genelde. Nusret'in bir de böyle atmaları var şurada perçemleri falan ama ona çok yakışıyor. Yani Nusret'e gerçek ben Nusret'i kısa saçlı hiç bak, hatırlamıyorum. Bir de o topluyor bak gergin topluyor. İsmail YK'ya da benzetilmiş. Nusret'in açık saçlı hallerini bulsanız keşke şu anda böyle kısa gibi duruyor. İsmail YK'yla benzetilmiş. Ama Allah sahibine bağışlasın. Ona pek iyi gelmedi. Çocuk Fahri Evcen beğeniyorsa sıkıntı yok. Fahri bunu beğeniyor mu saçı? Beğenmek zorunda. Projeye başlıyor. Şimdi ne yapacak anladın mı? Paranın yüzüne sıcak ya. Şimdi şey olsa. Kocacığım ne güzel saç bu diye. Hastalıkla alakalı
bir görsellik gerektirirse onu da belki Allah saçını korusun, kesecek tabii, Allah korusun tabii. Bir şey olacak yani mecbur oyuncu. Sen şey diyorsun, iyi günde kötü günde bu iyi gün. Para geliyor. Yani. İyi günde kötü günde kabulüm sok hocacığım. Tamam anladım. Yani o yüzden proje için yaptığından dolayı, ama bazı şeyler yakışır bazı şeyler yakışmaz. Normalde çok herkes yakışıklı dalga bir geçti arkadaşımız. Ve dediler ki inat etti kestirmiyor arkadaş saçları. Yorumlar evet. İnat etti de değil ya, projeden dolayı böyle oldu. Kral seni seviyoruz ama bu saç olmadı gibi. Güzel bir yorum bak mesela. Güzel. Değil mi? Burak ne olmuş sana, kendine gel, sen Burak Özçivit'sin. Şu en son paylaşımda yapılan yorumlar. Evet. Ay ne kadar çirkin olmuşsun ya, bu saçlar hiç yakışmıyor sana demiş. Gitgide yenge. Bu çok iyi değil mi? Gitgide yengeye benzemeye başladın, kestir kardeşim artık şu saçları demiş. Arapça bir şeyler yazıp gülmüşler, kesin orada bir sıkıntı var. Arap hayranları da çok fazla. Bu sefer evet. De Nusret'e benzedin sanki yazmışlar. Ne demiş bak birisi. Siz de Burak Özçivit'i çok büyüttünüz sanki. Dünyayı keşfetmiş gibi gereksiz insanları konuşarak ünlü yapıyorsunuz. Pardon da gerçekten Burak Özçivit dünyaca ünlü starlarımızdan. Yani Burak gerçekten başarılı bir çocuk. Hem oyunculuğuyla hem fiziğiyle şu an en çok konuşulanlar arasında. Burada konuşulmasa da zaten almış başını gidiyor yani. Hayır, ünlü yapıyorsunuz dedi ya, ben bir gurur duydum şu an. Biz Burak Özçivit'i ünlü yapıyoruz, evet. Anladın mı? Şimdi programın bak, konsepti gereği ünlü olanları konuşuyoruz. Bu arada saç Nusret'e gerçekten çok yakışıyor. O artık bütünleşti sanki. Evet, saç. Evet. Ona da kısa olmaz bak. Evet. Yani Memoli vardı eskiden. Evet. Hatırlıyor musun? Memoli de modeliğinde Burak'ın saçı. Demode duruyor. Ne bileyim, ben pek beğenmedim. Evlilik yaramadı bu çocuğa diyen var. Diyen var. Bir de bir hesap açtılar. Doğmamış çocuklarına. Şu evet. An kaç bakacağım demiştin. O sıra kolera yazdı, bakamadım. Kaç takipçisi var bakayım. Evet, bir Karan'a bakalım. Neydi? Karan Özçivit tabii ki. Karan Özçivit en son 100 bin takipçideydi. Onunla ilgili de bir açıklama yapmış ama ne demiş? Karan Özçivit'e şey aldılar mı peki? Mavi tık mı? Mavi tık bir ok aldı. Karan. Bakıyorum hemen. Şu an 107 bin takipçisi. 107 bin. Şaka gibi. Çocuk ne doğdu ne bir şey. Bence Fahriye çocuğun ultrason fotoğraflarını koyarak başlayabilir bu işe. Başlayabilir tabii. Kaç like alacak? Bence iyi fikir. Bayağı bak 107 bin. Şunu söyleyeyim. Bebek, Fahriye, Burak. Oo. Üçünün fotoğrafını düşün. Oo. Yurt dışındaki ünlüler şey yapıyor biliyorsun. Ünlü dergilere işte bebekli olan fotoğraflarını satıyorlar para karşılığı. Ve bunu bir yardım kuruluşuna bağışlıyorlar. Çok ihtiyacı olan ünlüler yapmıyor zaten bunu genelde. Ve bağışlıyorlar ve milyon dolarlar havada uçuşuyor. Burak, Fahriye ve doğacak olan Allah şimdiden nazarlardan saklasın. Abi. Allah onlara bağışlasın. O çocuğa inanılmaz büyük para teklif edebilirler. Zaten Arap bence. Dergileri falan böyle. Zaten bence Karan ve Fahriye bir reklamda oynayacak gibi geliyor bana. Teklifi reddetti ama daha doğrusu Karan doğduktan sonra ailesine çok büyük bereket getireceği çok belli. Daha doğmadan çocuk bayağı para kazandırdı aileye yani. Evet yani ve güzel fikir bence. Düşünsene Dubai'de bir dergiye kapak olacaklar. Söyleyeyim en az 4-5 milyon TL net, alırlar net. Ve onu da yarısını mesela çocuğun banka hesabı olabilir. Yarısını da bağışlayabilirler. Ben olsam öyle böyle yaparım. Bir durumda sence çok Fahriye güzel. Ve Burak Instagram'ına böyle bir teklif gelmeden önce çocuğun resmini koyarlar mı? Bence koyabilirler. Koymazlar diyorsun. O kadar para teklifi gelecek ki sen bile düşünüyorsun bak diyorsun ki için içinde olmamasına rağmen. Evet. Düşünsene kadınlarla yemek yiyor, ona bile ne paralar veriyorlar. Tabii. Şimdi çocukluğu düşün evet. Böyle bir de çok güzel. Her gün gördüğün bir çocuğu televizyonda görmek için ya da dergide görmek için para verir misin? Evet. O yüzden onlar o işe girmeyecek bence. Tabii canım yani bazılarımız da dayanamıyoruz, her saniye paylaşıyoruz. Hı. O zaman bir anlamı kalmıyor özelliği. Ama şimdi herkes Burak'la Fahriye'nin bebeğini merak ediyor. Şimdi ne senin olacak, dediğin şey fark. Mesela şimdi diyelim Eymen şimdi popüler bir çocuk yani. Eymen'i ben dayanamıyorum ünlü. Koyuyorum yani. Bak öyle değil. Eymen ünlü bir çocuk. Eymen artık o popülaritesiyle reklam yapabilir mesela. Benim dediğim şey şu. İlk röportaj. He. İlk fotoğraf. İlkler. Evet. İlkler. O kadar önemli ki onun için para verirsin. Tabii. Şimdi Eymen'e popülaritesinden ve tanınırlığından verirsin. O başka bir şey. Benim anlatmaya çalıştığım anladım, şey anladım mı? Anladım tamam anladım. O yüzden onlar ilk sefer koymayacaklar. Evet ilk sefer bekleyebilirler evet. Ama hastaneden tabii Eymen ki. Eymen şöhreti inanılmaz. Dibini yaşıyor dermiş. Hayır ya alışverişe gidiyoruz ya. Eymen burada mı? Bir dakika biz varız ya. Bir merhaba önce. Canım benim. Eymen burada mı?
mı? Hayır şimdi. Yok canım, okulda. Hayır, onların şimdi gerçekten hastane fotoğrafını bile çok merak etmiyor musun? Tabii ki öyle. Ya Fahriye'nin doğum esnası, doğumdan sonra yüz ifadesi, makyajlı mı, saçı nasıl, normal doğum mu yapacak, sezaryen mi? Herkes merak ediyor şimdi Fahriye. Hülya Avşar koymuş muydu Zehra'yı? Ya Hülya Avşar, sen hatırlamıyorsun o dönemi. Ben sana net hatırlatayım. Helikopterlerle evet. takip ettiler. Doğuma giderken. Bütün canlı yayında doğuma giderken Hülya Avşar'ı o dönem izledik. Zehra bebek. Hatırlıyor musun Bilal? Hatta sen kesin çekmişsindir. Televole desin o dönem. Helikopteri kullanmışsındır sen var ya. Sen helikopterdesindir kesin. Sen kesin o helikopterdekisin. Yok, ben diyor canlı yayın yapıyordum diyor. İşte Televole zamanı resmen çektik hastaneye mi? Gidişini. Çektik bak. Mi? Kızı kızı çektik mi Zehra'yı? Zehra ben peki. Ben Zehra'nın önü kapalı diye biliyorum. Hani pusetin içinde kapalıydı diye biliyorum. Onu hatırlamıyorum ama hastaneye gidişine kadar o helikopter, canlı yayın arabaları böyle bir şey olamazdı ya. Mesela şey hatırlıyorum, Gülben Atlas'ı hemen koydu. Doğum evet. fotoğrafı. Hemen, ya koydu derken hemen basına verdi, o zamanlar Instagram yok. Nereye koyacağım? Bir arada öyle bir şey vardı. Furya vardı. Mı? Ne yapıyordun biliyor musun? Doğuruyordun. Bir fotoğrafçı geliyor. İşte anneyle bebeği çekiyorlar. Baba da orada. Evet. Evet. Ondan sonra tak onu ertesi gün gazeteye veriyorsun. Veriyordun yani. Tabii. Öyle bir durum mesela vardı. Mesela Atlas'ı öyle hatırlıyorum ama evet. Zehra'nın hiç öyle pozunu hatırlayamıyorum. Ben de tam onu hatırlamıyorum. Zehra'nı hatırlamıyorum ama onlar da bence bu kadar gözümüze sokmayacaklar gibi geliyor. Evet. Tabii Hülya Avşar o dönem Show TV'nin yüzüydü. Reha Muhtar, Hülya Avşar ve o yüzden de helikopterler. Ricky Martin'leri falan ağırlıyordu ya. Ya tabii. Tarkan'ın tek ben gittim biliyorsun Ricky Martin'i izlemiştim. Ha, oraya mı Ricky gittin? Ricky Martin tabii işte hani arkasını elledi falan filan evet, böyle evet. güzel. Peki devam çok ediyoruz. Çok komik hareket ya. Yani aklına gelmez. O da biliyorsun Helin Avşar onun aklına sokmuştu. Elle mi demiş? Tabii elle demiş. Helin geldi yapamayıp anne anlasın tövbe yarabbim. Aynen aynen. Geçenlerde oldu ya neydi? Erkan Petekkaya'nın poposunu ya. Elinde. Yani erkeğin popo ellemesini. Resmen bir kadın yapıyor bunu. Ne demek yani? Ne oluyor erkeğin poposunu evet. elleyince? Neyse. Aslında şey de Ricky Martin de şikayetçi olabilirmiş o dönem. Beni taciz ediyor. Bayağı hoşuna gitmişti. Gülüyordu yani. Gülüyordu, eğleniyordu. Peki. Kankanioğlu bir açıklama yolladı. Ondan birazcık bahsedip reklamlara hı-hı. geçelim. Çünkü 5 gün hapis yattı. Cevap hakkı da doğdu kendisine. Ne diyor? Yine Erhan Bey o gün yaşanan olayları anlatıyor. Aslında 5 gün hapis yatmasının sebebini anlatıyor. 6.284 sayılı kanuna dayanarak devam eden boşanma davasına rağmen yetkisiz bir mahkemeden üstelik yetkili mahkemelerce aynı konuda verilmiş olan açık kararlara açıkça ters düşen yasal olarak tamamen beyana dayalı bir uzaklaştırma kararı ile muhatap oldum. Hmm. Yani bu karar aslında geçersizdir diyor. Bir mahkeme geçersiz bir mahkeme tarafından verilmiştir diyor. Şubat ayında yaşadığı olaylardan dolayı diyor. Hani anlattı ya bize. He, eve git. İlaçları yok. İlaçlarını verdim. Onların hepsini biz zaten dakika dakika kelime kelime verdik Erhan Bey. O olaydan dolayı diyor eve gidince diyor böyle bir kararla muhatap oldum diyor. Fakat Meral sürenin arttırılması. 5 gün zorlama hapsi verildi. Bu cezayı az bulan Meral Kaplan sürenin arttırılması için itiraz etmiş ve bu itirazı reddedilmiş ise de asıl itiraz hakkına sahip olan kişi benim ve itiraz bana ait diyor. Çünkü usulsüz bir biçimde bana bu ceza verildi diyor. Onu da söyleyelim. Erhan Kanioğlu'nun açıklaması bu. Evet, çünkü cevap hakkı doğdu zaten. Evet. Biz de her iki tarafı da dinliyoruz biliyorsunuz. Arada tabii ki kadının yanında, arada değil aslında, biz genelde kadın tarafının yanında oluyoruz bu tür durumlarda. Ama tabii ki ortada karşı tarafında cevap vermesi gereken bir durum var. Neden gittiğine dair ne diyor? Çocuğum için gittim diyor. İlacını verdim diyor. O sırada da Meral evde yoktu diyor. Ama avukatı da dün bağlandı ve ihlal etti dedi kuralları. Bakalım. Bu demek ki devam edecek bu kavga, tartışma. Maalesef. Maalesef yani, devam edecek. Herhalde 5 günü az bulunca daha da çok sinirlenmiş Erhan Bey. Ki dün avukatı bağlandığında söylemişti. Çok üzüldü Meral Kaplan demişti. Çünkü çocuğunun babası ne olursa olsun 5 gün hapiste uzun bir süre yine. Bakalım gelişmeleri bekleyeceğiz biz de. Reklamlar hazırsa reklamlara girelim. Sonrasında yine devam edeceğiz. Geçtiğimiz gün Hamdi Alkan'ın eşi Seren Görgüzel, Hamdi bana karışamaz demişti. Dünse Hamdi Alkan bir röportaj yapmış. Demiş ki Alkan'a eşi Selen Görgüzel sorulmuş. Sıkıntılı bir şekilde cevap vermiş. Allah Allah, Allah korusun diyoruz, buyurun. Bir albüm yapmış ha? Evet, single yaptı. Çok da aslında güzel gidiyor. Öyle sevilen mi? Bir şarkı oldu. Ve acaba şimdi düşündüm açıklama çünkü bir ters gibi gelse de ne bileyim sempatik de geldi bana bir yandan. Hani babam ikisini. Değil açıklaması.
Babam değil değil. Hamdi Alkan'ın açıklamaları daha sempatik geldi bana zaten. Acaba PR çalışması mı? Çünkü artık her şey olabilir. Her şey olabilir. Kafam da karışıyor. Dün hatta şey aradı dedim ya beni. Fikret aradı. Hmm. Fiko. Kenan Doğulu'nun menajeri. 22 yıldır birlikte çalışıyorlar. Hmm. Ece dedi, önce de ortada durduğunuz için teşekkür ediyorum dedi ve gerçekten Kenan Doğulu ile Beren Saat arasında bir sıkıntı yaşanmış ama aşmışlar sıkıntıyı. Hmm. Bunu söyledi ve güzel. Şu an iyilermiş. O yüzden çok mutlu oldum. Ben de dedim ki Fiko dedim neden dedim haberlere yanıt vermiyorsunuz? İşte kayınvalide ile ilgili kavga ettiler şöyle. Ece dedi her gün haber çıkıyor. Artık hepsini tek tek mi yalanlayacağız dedi. O yüzden işine gücüne bakıyor herkes dedi. Bunu da söylemiş olalım. Peki evlilikte kriz var mı sence? Ya şöyle. Ya hiçbir evlilik sorunsuz olmuyor. Her evliliğin tabii. Başka bir problemi oluyor. Bu evlilikte problem varsa bile... Selen Hanım'ın Selen Görgüzel. Seren mi Selen mi? Selen. Selen Hanım'ın biraz daha yani kıyafetlerinde rahat olması, yaşam tarzının bir tık daha rahat olması ile ilgili olabilirdi. Neden ama olmadı biliyor musun? Hamdi Alkan rahat. Rahat kanka. Evet. Benim karım istediği şekilde fotoğraf verebilir. Benim kızım da diyor istediği şekilde dans eder. Size ne diyor? Evet. Ondan sonra gerçekten de kimseye laf düşmez. Tabii artık zaten senin eşin ya da senin baban senin arkanda durduktan sonra dünya yansın bir süre sonra umurunda olmayabilir. Yani mesela en kötü anında ben babamın desteğini aldıktan sonra bırak yani değil mi? Bırak. Hamdi Alkan aslında hayatındaki kadınlara, kadınlar dediğim Selen'e, kızlarına o kadar güzel bir babacan. Arka çıkma var ki. Selen aslında benim babam değil diyor ama ona çok iyi babalık yapıyor. Evet babacan. Çok tabii. Güzel sahip çıkıyor. Bence Hamdi Alkan'ın eşi olduğu için çok şanslı. Selen'in ikinci evliliği bu arada. İlk evliliği Hamdi Alkan gibi. Bir Yılmaz Bektaş zamanında böyle playboy tarzı birisiydi. Bir iş insanı ve birçok ünlüyle de haberi çıkan bir isimdi. Ve gerçekten de çok popülerdi. Ama gitti, herkesle çıktı, etti, Selen'le evlendi. Selen çok zor dönemlerden geçti aslında o dönem. Ve bir çocuğu da var, dünyalar güzeli bir kızı var. Kendi boyu kadar kızı var zaten Selen'in. Ve Selen gerçekten çok... Hamdi Alkan'ın yanındaki kimin kızı acaba? İyi kalpli, dünya güzeli bir kadındır yani. Selen. Ya, tabii çok eğlencelidir. Hiç tanımıyorum ben ama. Ben bir ara arkadaşım yani şey şu an görüşemiyorum ama normalde hani gördüğüm yerde sarılırım arkadaşımdır. Ama dünya iyisi bir kızdır. Ve Allah gerçekten Allah. Onların evliliği aslında çok güzel. Yani görüntüde de normalde güzel. Biz seninle güzel. Hamdi Alkan'ı görmüştük ama eşini görmemiştik galiba değil mi? Yok hastanede Mehmet Ali'yle ziyarete gittim. Sonra. Evet o da ne kadar kibardı. Kalktı çok, ayağı evet, bize o, selamını hakikaten. Verdi falan. Ece şu da hoşuma gitmiyor. Yani bir kadına sürekli ya çok özür dilerim yapıp duruyorum. Bir kadına sürekli dekoltesinden rahatsız oluyor musunuz? Kocanız rahatsız oluyor mu? İyi misiniz? Dekolteye giymeye alıştınız falan. Bu da hoş bir soru değil ya. Evet ya size ne dersin yani sana ne ya? Demiyor ama o da kibar bir şekilde diyemez. Babam değil diyor. Şu anda diyemez size ne single var. Yani bize neyse o zaman single'ı bize gösterme kardeşim diyebilirim. Ama yine de diyemezsin yani senin kocan laf etmiyor mu? Onu diyorum. Evet onu bu yani ha, şu, bu birazcık rahatsız bir bu soru. Bu böyle şey gibi ya hani üst komşun vardır ya bak üst komşun hayatında hiç sosyalleşmemiştir. Tek sosyal aktivitesi balkona çıkmaktır. Nasıl böyle geliyorsun? Baban sana kızmıyor. Brrr, konuşur ya. O zihniyet gibi geliyor bana bu soru. Hani bu böyle hiç güzel gelmiyor. Bu soruyu evet. Sormak bence iyi olmuyor yani. Evet kim o da belki sinirlenmiş de olabilir. Evet. Ama onlarla ilgili bu tür haberler her çıktığında üstünü örttüler, kapattılar. İşte dekoltesine laf ediyor mu? İşte şöyle oluyor mu, böyle oluyor mu? Hamdi Alkan hep arkasında yönetiyor, durdu. Yönetiyor, krizi yönetiyor. Evet, krizi güzel yönettiler. İnşallah da bir sıkıntı yoktur. Öyle kalınacak bir kriz yönetim masası var onlarda. Kesinlikle. Güzel evet. Bir aile. Evet, öyle kalınacak bir durumdalar yani. Ve Hamdi Alkan da Selen'in kızına çok güzel böyle abilik yapıyormuş. Onun da haberini alıyoruz, duyuyoruz. Evet. Cem Yılmaz'la devam edelim. Yavru Vatan Kıbrıs'ta ikinci gösterisini yaptı. Bu kez gösteriyi oğlu... Yavru Vatan'da mı yaptı ya? Dünkü Yavru Vatan'da değildi sanki. Kıbrıs'ta değildi. Dünkü buradaydı. Dünkü buradaydı. Evet. O ayrı o ayrıymış. Evet. Peki bu kez gösteriyi oğlu Kemal sunarak büyük bir sürpriz yapmış. Çok güzel sunmuş. İzler misiniz? Benim. Aslında ne kadar güzel bir paylaşım. Ne kadar güzel bir hareket. Baba oğul ilişkisini çok güzel gösteren bir değil mi? Gösterge gibi bir şey bana göre. Altına o kadar ağır, o kadar saçma sapan yorumlar yapmışlar ki. Onun da altına. Ya onun bile altına ya çocuğa bile laf ediyorsunuz arkadaş ya. Nasıl bir dünyadayız. Yani Instagram'da diyorum ya
500 en fazla 1000 kişi var. Her yani onlar var. Troll gibi garipler yani. Her şeye tık 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 tık. Yemek yemiyorlar, su içmiyorlar, kötülükle besleniyorlar. Evet ya. Bu çocuğa ne yazabilirsin? Ne yazabilirsin? Hatta tam böyle bütün görüntüyü verebilir miyiz? Evet, izleyelim bakalım bu güzel evladımız babasını nasıl anons ediyor. Muhteşem. Ya çok güzel ve muhteşem. Karşınızda babam diyor. Bu çocuk zaten çok özgüvenli bir çocuk. Evet. Çok sevgi dolu büyüdü. O çocuk böyle danslarıyla, yaptığı hareketlerle falan bir kere babası kadar özgüvenli olduğunu gösterdi. O kadar insanın... Seyircinin karşısında nasıl çıkıyor? O kadar dünyanın en zor şeylerinden bir tanesi. Yani, tabii ki bak yani bizim işimiz bu. Ben 22-23. yılına giriyorum. Hala titriyoruz. Hala titrerim yani evet. 23 yıldır ben bunu zor yaparım bu kadar kişinin karşısında. Küçücük çocuk bunu yapıyor. Alkışlayacağımız yerde. Yine saçma sapan. Tabii onlara fırsat verip o kötüleri okumayacağım. Asla. Evet. Çok ama güzel bir şey. Çocuğa bile laf eden bir kitle var. Ve biz o insanlarla bir arada yaşıyoruz. Düşünsenize. Bir yandan diyorum ki yani şu çocuğa, şu masum, şu muazzam anıya bu saygısızlığı yapan sana neler yapar? Tabii canım. Sen rahat ol. Tabii yani, tabii. Kendi kendimi böyle motive ediyorum. O yüzden çok içim rahat. Bir kere dediğim gibi çok iyi bir anı olmuş. Çok güzel. Çocuklarına gösterecek. Düşünsene Kemal. Yani Kemal'le büyüdüklerinde, Kemal belki askere gittiğinde, Kemal okuduğunda, üniversiteye gittiğinde falan bunların hepsini gösterecek muhteşem bir anısı var. Bunu daha önce kim yapmıştı? Okan Bayülgen. Kızı İstanbul'la evet, çok haklısın, doğru. Altın kelebek ödüllerini sunmuştu. Paten kayarak gelmişti babasına. Çok güzel bir görüntü. Çok. Yani ben böyle çocuklarıyla meç edilmiş anılara bayılıyorum. Çünkü en doğal hakları. Ve bunlar güzel örnek. Evet. Yani güzel anne oğul ilişkileri, baba oğul ilişkileri, baba kız ilişkileri. Evet. Bunlar hepimize örnek şeyler. O kadar yoğunluğu arasında değil mi? Vakit ayıramayan bir sürü babalar var etrafımızda, babacıklar. Adam çok yoğun. Sahnesine bile çocuğunu alıyor yani. Yani bence bunu zaten yapmasındaki tek amaç ileride göstereceği anılar olması. Bir de çocuk 6 yaşında. Yani şu rahatlık ve kimse de yok şu cümleleri nasıl bu komik gösterinin tadını çıkartmak istiyorsanız telefonlarınızı kapatın falan. Ne oluyor yani? Sen bir de bunu ezberledin mi? Bir de nasıl orada, söylüyorsun? O alkış senin nasıl motiveni bozmuyor? Evet. Yani konsantrasyonunu bozmuyor. Orada bir çıt sesi gelse bizim konsantrasyonumuz dağılır. Burada alkışlanacak tek şey Cem Yılmaz'ın oğlunun özgüveni ve babalığı. Cem Yılmaz'ın babalığı. Muhteşem. Peki Ahu Yahut'u acaba sahnede izledi mi? Düşünsene oğlunu. Ay ne gurur ya. Çok güzel bir şey. İzlemese bile Cem Yılmaz'ın Instagram'ında görmüştür artık. Çok yakışıklı evet. Da bir çocuk. Ben bayılıyorum Kemal'e ya. Kemal'le tanışmak çok isterdim. Çok tatlı. Allah bağışlasın. Amin. Maşallah. Nazardan saklasın Allah. Ne güzel çocuklar. Yavuz abi hastaneye kaldırılmış. Hep beraber bir görüntüyü verelim. Ne olmuş bakalım. Kalbine stent takılmış. Ben de şu an sizle birlikte öğrendim. Buna çok üzüldüm. Bağcılar'daki özel bir hastanede apar topar ameliyata alınmış ve kalbine 4 stent takıldığı iddia edilmiş. Hayır. Yavuz Bingöl. Şubat ayında da hastaneye konmuştu, onu hatırlıyorum ben. Evet. Gece evde ağrım ve sancım oldu demiş o dönem. Hastaneye gittim, mide yanması diye bana çeyrek serum verdiler ve taburcu ettiler. Çeyrek serum ne oluyor ya? Çok az. Çok az çeyrek. Peki. Sabah yine ağrılarım oldu ve acil olarak işte hastaneye gittim. Yapılan tetkikler sonucu safra kesimi iltihaplandı. O dönem safra kesesi iltihaplanmış. Şimdi 4 tane stent takılmış. Yani bu tekrar geçmiş artık yoruluyor. Olsun. Şimdi Yavuz Bingöl kaç yaşında? Yaşı da var tabii artık. Çok dikkat edilmesi gereken bir yaşta. Yavuz Bingöl gece hayatında ne durumda? Yok. Alkol alıyor mu? Sigara içiyor ne yapar? Mu? Tabii sabaha kadar. Sesin gitmemiş olabilir, bir daha söyle. Bildiğimiz çocukların oynadığı hani artık büyükler konsol oynadığı, oyunları. Konsol oyunlarından o eski hani aile başlığı hatırlıyor musun? Atari diyebiliriz ya. Atari'ler artık eskiden. Yok değil mi? Atari. Evet. Neydi? Hangi o söylemiyorum tamam. Şeye mendile döndü iş. O oyunu oynuyor sürekli. Ve mesela düşün evlenecek kızı ve damada o oyunu hediye etti. Konsol oyununu hediye ediyor düşün. O kadar yani. O ben kadar sen de oynayacaksın. Evet, kötü evet. Alışkanlıkları damada empoze etmişsin. Yavuz abinin en kötü alışkanlığı bu yani. Öyle oyun de. Oynar öyle tabii ve genellikle de kazanır. O yüzden ne gece hayatı vardı ne başka bir şey vardı. Çok çok geçmiş olsun. Çok, çok da geçmiş severim. Olsun. Ne zaman gördüm? Bir ay önce havalimanı. Ben zaten uçakta herkesi görüyorum. Herkes uçakta evet. Evet. Antalya'dan dönüyordu gece yarısı. Çok keyfi yerindeydi. Öyle 2 dirhem bir çekirdek.
takım elbisesi, pardesüsüyle gece yarısı bayağı güzeldi hali. Çok da sağlıklı görünüyordu. Tabii bilemiyorsun bu durumda nasıl oluyor sağlık, öyle kapıyı birden maalesef tabii. tetikleyebiliyor çok, yani. Çok geçmiş olsun. Tabii bir tane çok. Evlilik yaptı biliyorsun Öykü Gürman'la. Hatta Öykü ile evliliğin bitme sebeplerinden bir tanesi bile o oynadığı oyunlar diye iddia edildi. Aa! Tabii. Ama bir şey diyeceğim. Yani bütün gece evliliği, oynuyorsan. Bu evliliği sıkıntıya sokacak bir hareket yani. Sürekli bir şey yapıyorsun, yemek alıyorsun, bir dakika dur şu golü atayım geliyorum. Ben sinir olurum ya. Ben de oynarım ya. Ama bir süre sonra sen de oynarsın, eşlik edersin. Bir süre sonra gerçekten çok sıkıntı olur yani. Mesela evet, benim de akrabalarımda var. Bir tane iştahım var mesela, sürekli oynuyor. Sürekli konsol oyunu oynuyor ya. Çocuklar büyüdü, adam konsoldan kafasını çevirip çocukları göremedi yani daha. Bu arada baktım 54 yaşında. 54 yaşında. Yani çok artık daha dikkat edilecek çok yani yaşlar. Erken yani çok genç. Her yani. Şeye dikkat edilecek yaşlar değil mi? Yani 45'ten sonra 50'den sonra dikkat etmemiz gerekiyor her şeye. Doğru. Eğer tabii senin dediği gibi tek kötü alışkanlığı oyun konsoluysa onu bilemem, ama başka bir alışkanlığı varsa sigara dahi. Hayır, 4 stand çok önemli yani. Evet ya. Ay, sigara içiyor mu acaba? Ben içiyor olabilir. Ben de öyle biliyorum ama. Ya şu sigarayı da gerçekten artık herkes bıraksın ya. Ya çok ikinci sınıf bir görüntü. Gerçekten evet. Sigara. Hayır artık yani o kadar zararları çıktı ki. Yani göz göre göre. O kürk gibi. Kürk gibi hayvanların canının acı çektiğini, canlı canlı neler yapıldığını bildiğimiz halde bazen yiyebiliyoruz ya. Bu da yani biliyoruz vücudumuza zararlı. Allah bize bir vücut emanet etmiş. Yani buna ne kadar zarar verirsek, ne kadar iyi bakarsak o kadar uzun yaşayacağız. Tabii bizim beynine, yani bu bize emanet. Bu, evet. Sen bunu göz göre göre çamur atarsan kalbini, ciğerini pisleştirirsen bir süre sonra o seni bırakacak ve gidecektir. Bir de bakanlığımızın kurduğu bir sürü dernekler evet. var. Gidip işte sigarayı bırakman için herkes elinden geleni yaparken, herkes kamuoyu bir şekilde seferberken. Işte, evet seferberken. Sen kendine ateş atıyorsun. Açık havada artık bile yasaklanacak evet, içmeler. Keşke inşallah. Restoranların önünde i̇nşallah. İçiliyor ya o bile öyle diyorum da bana kızıyorlar. Şimdi ben kendim için demiyorum. Gerçekten yarın bir gün çoluk çocuklarınızı düşünün yoksa. Yani düşünsenize yok, sürekli bence içenler de aynı fikirde. Bir yerlerine üf efendim. Yok içenler de bence aynı fikirde. İçenler de oturup da küçük bir mekanda, kapalı bir mekanda içmeyi tercih etmezler. Bir kere iğrenç kokuyorsun. Gerçekten iğrenç kok. Üstün evet. başın sigara kokuyor. Kötü bir de zararlı yani, ne gerek var? Çok geçmiş olsun. Tabii niçin olduğunu bilemiyoruz ama. Peki biz genel tabii sigara içenler için konuştuk. Devam edelim. Kimde sıra? Zeynep Kankonde. Neslihan Atagül'den özür dilemiş. Bakalım fotoğrafa bakalım. Ekranların başarılı oyuncusu Zeynep Kankonde Instagram hesabından Neslihan Atagül'ün bir pozunu canlandırdı. Görüntüsünü paylaşarak kusura bakma Neslihan demiş. Yapıyor bunu zaten. Zeynep kim? Bu hanımefendi şey yapıyor. Böyle işte değişik kıyafetler olunca sayfasında benzerini giyiyor, paylaşıyor. Ha, anladım. Böyle bunu yapanlar çok var. Evet. Birkaç tane daha var. Verelim. Verelim. Neslihan'ı yapmış bu şimdi. Ha, böyle fotoğraflar oluyor biliyor musun? Özcan'ı yapmışlar. Çok da güzel Özcan bir... Mı? Ya Özcan'ın taklidini yapmış. O Özcan mı diyor üstteki? Yukarıdaki Özcan'dı. Kimi kaldırıyorum? Bakalım. Kimi kaldır? Sinirlendim ben şu an. Bakalım bir. Deminki Özcan'a bakalım. Bu da çok güzel foto. O Özcan değil ya. Özcan değil ya. Özcan değil mi? Kim? Aslı mı o şey mi? Allah aşkına canının suratına bak. Fahriye mi? Yok Nurgül Yeşilçay. Ha, evet, o Nurgül Yeşilçay'la Özcan olur. Olur. Kabul. Ona izin verdim. Devam edelim diğer fotoğraf. Çok güzel bunlar ya. Ben çok eğleniyorum. Ben bu hanımefendi tanıdım şu an. Deniz Çakır değil mi bu da? Yapan Zeynep Hanım mı yine? Evet. Evet. Yine Zeynep Hanım zaten. Evet. Hepsini o yapıyor. Sıradaki gelsin bakalım. Hülya Avşar. Ya çok eğlenceli, çok şeker bir kadın. Zaten yani... birçok kişi de takip ediyor. Birçok ünlünün de yorumu var altında. Bakalım başka ne varmış? Hülya Avşar da ne kadar şey değil mi? Seks apalitesi yüksek bir kadın ya. Bence de seksi bir kadın. Evet. Evet Zeynep Kankonde Neslihan'dan özür diliyor. Fotoğrafını verelim şimdi. Onu diyor ki olmayınca olmuyor hashtag ile ünlü isimlerin pozlarını eğlenceli bir dille taklit ediyor bu hanımefendi. Bu defa genç oyuncuyu gözüne kestirmiş. Kusura bakma Neslihan Atagül demiş. Neslihan Atagül de boş durmamış, daha iyisi olmuş diye bir yorum yazmış Neslihan'da.
Banu Halkın ünlü pozunu da tekrarlamış. Efendim? Olacak gibiydi, keyfim yerinde aslında. Hani bu 8. pozuymuş bu arada ünlüleri taklit ettiği. Deniz Çakır kahkaha atmıştı bu fotoğrafın altına. Ya mesela sosyal medyada çok böyle taklit yapan, ağız okuyan, çok önemli replikleri paylaşıp sosyal medyada bu şekilde ilerleyen insanlar var. Bir tanesi de beni yapmıştı. Evet. Ya mesela bunları kızmıyorum, yani üzülmüyorum. Zaten bence kimse kızmıyor. Neslihan da altına yorum yazmış. Evet, çok eğlenceli. Bunda bir sıkıntı olduğunu sanmıyorum. Bu kadar uğraşıp hani onlar için böyle bir şey yapıyorlarsa o da güzel yani. Bir sıkıntı yok. Ben hanımefendinin bu şeyini de sevdim. Yani hem oyuncu, iyi de bir oyuncu bu arada. Hem de bu özgüvenini, insanlara bu sempatikliğini empoze etmesi hoşuma gitti. Mesela kızabilir. Mesela. Evet. Yani bu ne hal falan diyebilir. Cevap vermeyebilir. Ya yok, kompleksliler kızar bence. Şuna kızacak hiçbir şey yok. Evet yani. Evet. Yani bu... Peki. Sizin kostüm biraz daha güzelmiş ama. Ben söyleyeyim ya, değişik. Yaratıcı. Folyo mu? Yaratıcı folyo, aynen. Peki asıl haberimize gelelim. Olmazsa olmazımız. Onlar evlenene kadar söylemezsem olmaz. Rahat etmeyecek. Murat Boz, Aslı Emer evleniyor mu? Buyurun. Ne diyorsun? Evlenecekler mi? Büyük bir yanlış anlaşılma olmuş. Bir kere o kötü olmuş. Herkes tetikte. Bir parmak yüzük görünce, bir tanesinde başka bir taş görünce herkes evlenme yolunda bir adım mı atıldı diye konuşuyor. Bu Murat Boz'ıymış, tamam şimdi bunu anladık. Müzisyen arkadaşıymış. Daha sonra silip tekrar paylaşmak zorunda kalmış kişinin ismiyle beraber ama onların zaten evlilik yolunda olduğu çok belli. Gençler bir gün bir telefonda konuşurken ya Murat artık yüzük takmanı istiyorum ya da ya Aslı artık yüzük takmanı istiyorum, artık senin de hani yüzükle dolaşmanı istiyorum deyip birbirlerine pastane sözü de verebilirler. Yani nişan çok da önemli bir şey değil yani. Bir de şu an artık o kadar beklenen bir şey ki. Hı. Onların bir arada olması, sürpriz evlenmeleri sürpriz de olmayacak kimse. Evet. Sadece gelinliğini merak edeceğiz. Aslında çok kimler sakin gelecek düğüne, neler olacak onu merak edeceğiz. Kır düğünü mü olur? Nasıl bir düğün olur? Bu yaz bak bir sürpriz olabilir bu çiftte. Bir zahmet olacak ama. Artık zahmet artık, olacak yani. Artık bir zahmet bekliyoruz yani sürpriz ya. Sürpriz mi hala? Biz artık yeter diyor. Kapıya dayandık. Dayanacağız evet ya, memur gibi yani. Haciz memuru gibi. Artık yapalım, yapalım. Çocukları düğünü çok güzel olur ya bu çiftin. Evet evet. Yani bazı çiftlere bakınca hani direkt çocuk görürsün ve çok güzel bir çocuk görürsün. Bütün çocuklar güzeldir ama ikisinden olacak olan bellidir yani. Bir kere çok sempatik bir çocuk evet olacak kesin. Güleç bir çocuk olacak. Kesin. Biz artık evlendirdik. Çocuğu da yaptık. Yaptı. Ben hatta da gelinliği de söyleyeyim. Böyle sakin, sade, romantik bir gelinlik. Ben de kır düğünü gibi aslında düşündüm. Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu tarzı. Hiç hatırlayamıyorum onların düğünü. Ayvalık'ta onlar da böyle onlar? Efendim? Bir adada olmuşlardı galiba. Cunda'da onlar, mıydı? Evet, onlar böyle şey yaz düğünü yaptılar. Hmm. Kır düğünü daha doğrusu. Sahilde de olabilir böyle deniz kenarında onların. Evet. Biz ona bile karar verdik. Tam biz okeyiz. Tam gıcık bir çiftiz ya. Ne, hani düğünlerde olur ya böyle. Yıllardır sevgililer. Bu akrabalar gelir çevresi. Ne zaman evleneceksiniz? Çocuk da yapın tabii diye. Tabii biz o akrabalarız. Tam ya, tam oyuz değil yani mi şu an? Tabii bir süre sonra çocuk niye olmadı diye dedikodular çıkar falan. Ama onların zaten evleneceği belli. Ama şu sosyal medyanın insanlar üzerindeki etkisine bir bak. Fotoğrafı yeniden siliyorsun. Ya. İsimli yüklüyorsun. Çünkü öyle sağlam hayranları var ki. Tabii. Anında bir baskı, toplumsal baskı var onlarda. Tabii. Ciddi almaları güzel ama hayranlarını ciddi almaları çok hoşuma gidiyor bu konuyla alakalı. Neyse Allah sizi ayırmasın da ister yüzüğü şimdi takın ister sonra takın. Biz çünkü siz ayrıyken ciddi savaş verdik. Peki O Ses Türkiye'de eğer bu yeni sezonda Murat Boz olmazsa bir düşüş yaşar mı kariyerinde sence? Zaten şu an Murat Boz'un kariyerini ilerleten şey O Ses. Evet, çünkü albümler satmıyor artık. Bunu kabul edelim. Yeni isimler geliyor. Rain Man'ler falan filan varken, o tarz artık şarkılar varken ki artık herkes o tarz şarkılar yapmaya başlayacak. Yani rap, arabesk karışık böyle. R&B ile arabeski karıştıracaklar. Çünkü çok şeyli, anladın mı? Çok mesela tuttu. Her ihtiyacımı karşılıyor. Benim arabesk ihtiyacımı da karşılıyor. Pop ihtiyacımı da, rap ihtiyacımı da. Ve şimdi herkes ona doğru dönmeye ekonomik başladı. Ekonomik bir müzik tarzı. Evet. Veya işte geçmiş şarkıları cover yapıyorlar. Tekrar işte mesela şu an Zinet Salih, Ferdi Tayfur şarkı söylemiş. Olay o da çok güzel, çok patladı. Ama normal yapılan single'lar tutuyor mu tutmuyor? Tutuyor. Para kazandırıyor mu kazandırmıyor. Ama O Ses Türkiye'de çok güzel bir ivme kazandı aslında Murat Boz. Hı hı. Eğer olmazsa bu sezon bir düşüş yaşar mı?
kariyerini etkiler mi? Yani o sesten Hadise ve Murat Boz'un ayrılması onların ikisinin de kariyerlerini ciddi anlamda sekteye uğratacak çok şeyler. Çok artısı var onlara değil mi? Ekstra tabii olarak. Ki öyle. Tabii ki öyle. Her hafta ekrandalar. Burada, çok iş yapan bir iş. Çeşme'de bir beach açılıyor yeni. Bayramın ilk günü o çıkacak. Hemen bir hafta sonra da Hadise çıkacak. Hmm. Yani aslında onların ekstraları da baksana baktığın zaman aynı yöndeler yani. Evet yani beraber alıyorlar resmen. Evet. O yüzden o ses çok etkili. Çok etkili. Evet bakalım. Mesela Seda ablayla Beyaz o sese kendi kariyerlerinin ekmeklerini yiyerek geldiler ama onlar o sesle kariyer yaptılar. Evet o ses Türkiye onlara çok güzel etkisi oldu. Bakalım yeni o ses sen Türkiye'de neler olacak? Sen niye öyle bir şey söyledin? Gidecek mi Murat Boz? Öyle bir haberler var da ondan dolayı. Bir ama bu yıl birinci var. De oldu. Değişiklik olacak diyorlar o ses Türkiye'de. Bu arada Erhan Kanioğlu. Meray Kaplan'ın eskimeyen eşi. Diyelim hala boşanamadılar çünkü. Biliyorsunuz 5 gün hapis yattı. Aslında normalde uzaklaşma kararı olmasına rağmen o kararı ihlal ettiği gerekçesiyle bize de yolladığı bir görüntüyle alakalı onu delil olarak gösterdiği için karşı taraf 5 gün boyunca hapis yattı ve dün çıktı. Şimdi zorunlu bir açıklama yapmış ve Bilal Özbilge tarafından yani daha doğrusu Bilal'e gitmiş Bilal bize attı. Okudun mu? Bir sonraki habere gidelim. Bunu hep birlikte bir okuyalım. Çok uzun. Çünkü ondan sonra verelim bence. Tamam. O zaman şimdiki haber ne? Bu Erkenci... Mart ayının en çok konuşulan isimleri belli oldu. Onu mu vereceğiz? Erkenci Kuşu veriyormuş. O zaman Erkenci Kuşu verelim ondan sonra. Evet. Erkenci Kuşu yapımcısından ilk Demet Özdemir korudu biliyorsunuz. Şimdi Can Yaman'ı yapımcı korudu galiba. Bakalım bir izleyelim. Son günlerde değerli oyuncumuz Can Yaman hakkında basında gerçeği yansıtmayan asılsız haberler yer almaktadır. Bahsi geçen olayda çekimlerimizin yapıldığı esnada izleyen kişiler arasından bir şahıs Demet Özdemir ve Can Yaman'a sözlü tacizde bulunmuş, saldırgan tavırlarıyla sette gerginlik yaratmıştır. Oyuncularımız bahsi geçen şahsın ekip tarafından setten uzaklaştırılmasını rica etmiştir ve çekimlere devam edilmiştir. Basında çarpıtılarak yer alan bu haberler tamamen gerçek dışıdır. Bu nedenle yapılan yalan haberlere itibar edilmemesini önemli rica ederiz. Saygılarımızla. Yine bir açıklama. Evet yapımcıdan geliyor bu sefer. Evet, güzel bir şey. Evet. Evet ne diyor? Sözlü tacizde bulunmuş saldırgan tavırlarıyla sette gerginlik yaratmış. Oyuncularımıza bahsi geçen şahsın ekip tarafından setten uzaklaşmasını rica etmiş ve çekimlere devam edilmiştir. Basında çarptırılarak yer alan bu haberler tamamen gerçek dışıdır diyor. İtibar edilmemesi. Yani Demet Özdemir'in acaba açıklaması yeterli bulunmadı mı? İnandırıcı gelmedi mi yapımcıdan da? Ek bir hamle geldi. Büyük ihtimal ertesi öyle. Gün. Çünkü mesela dedik ki niye Can konuşacakken Demet konuştu diye aklımızda bir soru işareti kaldı. Yapımcının bu açıklama yapması çok daha tabii işi daha kıymetli bir hale getirmiş. Aslında yani bence Demet'ten anlamazsa. Evvel yapım şirketinin normalde mesela birkaç yapım şirketi var bir Can. Bir haber oluyor. Diziyle alakalı bir haber çıkarıyoruz değil mi? Burada söylüyoruz. Evet, evet. Hemen ne oluyor? Yapım şirketi açıklama yapıyor. Burada enteresan olan Demet... Bence ilişkileri var. Benim iddiamdır. Refleks. Evet, refleks. Nasıl erkek arkadaşını, değer verdiğin insanı korursun? Bir korumacılık gelmiş. Hemen tık 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 Can'ı korudu. Yapım şirketi de daha önce aslında yapması gereken şeyi Demet'ten sonra yaptı. Kronolojide bir sıkıntı var. Senin de söylediğin gibi. Yani yapım şirketi şu açıklamayı yapsa hiçbir nedeni kalmayacak. Hiçbir şey gerek kalmayacak ortada ama... Bence çok büyük aşk sinyalleri. Evet çok güzel hareket. Sevgilime bu haksızlığı yaptırmam dedi. Yapamazsınız. Kız. Siz benim sevgilimle ilgili konuşamazsınız. Sevdiğim adama bunu yapamazsınız. Ve Can da sayfasında paylaşıyor falan. Ay, böyle güzel yani. Böyle karşılıklı mis hareketler, küçük sürprizler falan. Ama yapımcı dedi ki bir dakika ya. Ya bir dakika ya. Ben gerçeği bir konuşuyorum. Sonra ben siz cüreleşirsiniz yani. Aynen. peki ben olsam yapım şirketinin yerinde diziyle alakalı, oyuncumla alakalı... Bu iddiayı çıkaranı davamı açarım. Bu haberi yapanı. Evet. Bu haberi yapan kişi benim önüm dün de senin de benim de şurada yazıyordu. Şurada bayağı duruyordu. Evet. Kişi belli, kim olduğu belli, kurum belli. Git bu konuyla ilgili de ki kardeşim yakasını yapacağım. Neden hiç böyle bir şey yaptın? Yasal haklarımızı kullanacağız. Yasal haklarımız saklıdır genel cümleler. Demiyor. Öyle denilir. Ama sürekli oyuncumuzla alakalı, Can Yaman'la alakalı basına çıkan her şey yalandır diyor. Her şey yalan değil tabii de. Bu yalanmış. Evet peki. Yani her şey de yalan değil tabii ki. Abartmayalım. Çünkü mahkemenin verdiği de kararlar var. Evet. Yani yine öyle bir sette bir adam olmuş.
Evet, Demet'in dedikleriyle evet doğru ama ben peki, dokunmadım diyor. 15 numara. Caner Erkin. Ay çok güzel. Caner Erkin eski eşi. Ay pardon. Aa Allah korusun. Tövbe tövbe. Eşi Şükran Ovalı'nın bir de yazmıyor da nasıl uydurdum. Büyük uydurdum. Eşi Şükran Ovalı'nın doğum günü romantik bir mesajla kutladı. Mesaja bak Allah aşkına bak. İyi ki karşıma çıktın. İyi ki aşık oldum. İyi ki her şeyim oldun. İyi ki doğdun kalbim. Beraber yaşayalım. Bence yaşlanalım. Ama böyle yazmışlar. Aa yaşlanalım yazıyor. Beraber yaşayalım yazıyor bende. Ha aşkım sen şeyi görmüş. Şurada paylaşıma bak. Hmm. İki tane farklı. Ne kadar güzel. Ya, yaşayalım da enteresan bir teklifmiş yani. Editörümüz öyle uygun görmüş. Yaşayalım demiş ama Caner Erkin yaşlanalım peki, demiş. Peki Caner neden sürekli Şükran'ı tek paylaşıyor? İkisinin biri beraber fotoğrafı yok mu? Var paylaşıyorlar. Hatta mesela gazetelerde bu çıkmadı biliyor musun? Magazin sitelerine beraber olan fotoğraflar. Bakın ben de olsam, mesela beraber olduğu fotoğrafı koyardım. Ama Şükran'ın da en güzel çıktığı hallerinden bir tanesi. Şükran herhalde güzel. Belki Şükran ondan ne da. Acaba? Yani en son biraz kilo almıştı falan. En son falan. Biraz evet kiloluydu. Normal doğum yapmıştı. Loğusa dönemi süt veriyor. Hepimizin gibi normal bir kadın olduğu için bazı anormaller hemen zayıflıyor. Evet, evet. Onlar anormal. Normali bizim gibiler. Yavaş şimdi Şükran'ın fiziksel görüntüsüyle alakalı da zaman zaman insanlar çok şeyler yazıyorlar. O yine karısının arkasında durup onu tek paylaşıp yine ben seni her haline seviyorum dedi. Bence Caner gerçekten karısını çok seviyor. Evet ya çok güzel bir çift oldular bence. Onlar de. Gerçekten çok birbirlerini çok güzel idare eden iyi bir yol arkadaşı oldular. Bir de o kadar sıkıntıyı her kadın da çekmez. Çekmez. Caner Erkin'le evlendi. Sevince çekersin. Sanki onları eski evliliğiyle alakalı, onları Şükran Ovalı ayırmış gibi. Alakası evet. Da yok. Onlar ayrılmışlar, hem de olaylı bir şekilde ayrılmışlar. Şükran sonradan karşısına çıktı Caner Erkin'in. Ve belki de Caner'e iyi geldi. Hatta çok belki de bence geldi. Çok iyi geldi. Ve üzücü olan neydi biliyor musunuz? Şükran hamileliği döneminde çok üzüldü. Hatta bizle de konuşabiliyorsun. Öğrendik. Evet. Ne dedi? Ben dedi bu olayların hiçbir yerinde yokum dedi. Ben dedi Caner'le ilgili, eski eşiyle ilgili haberlerde benim adım ne olur geçmesin dedi. Haklı yani. Haklı. İnsan ister istemez hiç alakası yokken bu kadar şey empoze edilince bir insana ister istemez haksızlığa uğruyorsun çünkü. Evet ve setlerde görmeyi özledik Şükran Ovalı'yı. Evet. Değil mi? Şimdi bebiş büyüsün bence Şükran'ı yine görürüz ya. Aynen. Bebeği gördük mü hiç? Sen görmüşsündür belki. Valla görmedim aslında. Kime benziyor acaba? Gidemedim de biliyor musun? Yani altını gidemedim. Takamadık. Ben bakıyorum Şükran Ovalı'nın sayfasına bakıyorum. Bugüne kadar da paylaşmadı. Çok fazla sadece mesela ayak paylaşıyor, el paylaşıyor. Nazardan dolayı herkese de saygı duymak gerekiyor. Bazıları çok paylaşır, bazıları hiç paylaşmaz. Bakıyorum şimdi genel. Bu arada Şükran'ın da evet. Doğum günü kutlayanlar arasında birçok ünlü isim de var. Birçok oyuncu arkadaşı. Yeşim Salkım mesela. Oyuncu ve şarkıcı arkadaşı. O da kutlamış. Hep bebek arkadan. Ya. Evet arkadan. Önden. Koymuyor. Yandan. Önden peki, yok kendisi, pardon. Ona saygı duymak lazım ama bebek sarı. Bence bebek zaten Caner'e benziyor. Caner'e mi benziyor ben şu diyorsun? Kafada yani aynı Caner'in kafası yani. Bir sarı kafa. Evet sarı kafa. Ay yerim ya. Allah nazardan saklasın tüm çocuklarımız. Hiç önemli değil ki bebeğin. Sağlıklı olsun. Onları uğur getirsin. Zaten ilk gerçekten bir tarafa benziyor ama sonradan öbür tarafa dönüyor. Kime dönüyor benziyorsa mu? Benzesin evet. Yani mesela anneye benziyor. Sonra babaya... babaanneye benzeyen var ya. Anneanneye benzeyen evet. Var. Dedeye benzeyen evet, var. Evet aynen dayıya benzeyen var. Evet ya. İlk doğduğunda. Peki, sonrasında değişiyor işler. Bakalım İdil Fırat ne zaman güzel haberi verecek diyoruz. Yeni yaşını ailesi ve yakın dostlarının katıldığı partiyle kutlamış. Hep beraber görüntümüzü verelim ve çok güzel bir fotoğraf paylaştılar. Çok mutlu bir çiftiniz. Hakikaten bayağı mutlu. Evet. Ağzı kulaklarında bir fotoğraf. Aynen fotoğraf bak. De, fotoğrafın açıklamasını yaz desen ağzı kulaklarında derim. Bana mutluluğun fotoğrafını çizebilir misin? Abidin çizmiş. Gerçekten çizmiş İdil yani. İdil Fırat çizmiş. Karı koca çok mutlular. Ben onların evliliğinde de öncesinde bir takım dedikodular çıkmıştı. Hem para dedikodular. Için mi? Evleniyor. Evet. Bak çocuk hesabı ödemiyor. Çocuk mu var dediler. Hamile mi dediler. Baba istemiyor ortada. Dediler. Neler baba, neler baba söylediler. Baba gitmedi falan. Evet. Neydi ne Fırat'ta? Önder Fırat ha, düğüne Önder gitmedi Fırat. Dediler. Dediler. Dediler de dediler. Baktığın zaman her şeyi geride bırak. Kahkahalarla sevdiklerinle bir yaşı daha geride bırakıyorsan
bu yapılan her şeyin çöpe gittiği anlamına geliyor. Başkalarının dediğini umursadıkça zaten hem onlara fırsat veriyorsun, hem ömründen ömür gidiyor. Anı kaçırıyorsun. Ömrün azalıyor ya. Anı. Şu an çok mutluyum ama kaçırıyorum. Neden? Siz mutlu olun diye. Çok evet. Haksızlık. Bu fotoğraf ne biliyor musun? Yani ne dedikodu yaparsanız yapın, bizim evliliğimizle ilgili ne söylerseniz söyleyin, ailevi durumlar deyin, bilmem ne deyin vesaire deyin. Biz çok mutluyuz, size ne diyorlar? Bazen de bunu tenzih ediyorum. Bazen de hiç mutlu değilken, kan kusarken. Onu da yapanlar var. Güçlü görünmek adına yalandan gülen. O da sosyal baskıdan dolayı oluyor. Yine güçlü durmak yine, zorundasın. Yine etrafın baskısı, toplumun baskısı. Ve bunu sadece baskısı. Kadınlar yapar biliyor musun? Bu kadınların tabii. Çektiği nedir ya? Erkekler zaten... Umursamaz. Evet. Ama boş ver hayatım der ya. Geçer yatar, arkasını döner yatar. Kadın ama kurar kurar. Hiç sanat kurar. Camiasına böyle çok üzülen ve bunu paylaşan bir erkek hatırlıyor musun? Çok üzüntüsünü paylaşan. Hı. Bir düşünsene reklamlar, sonra burada olalım. Bir düşüneyim ya, iyi sorun. Biz de düşünelim bakalım böyle. Çok üzüntülü gördüğümüz bir ünlü erkek. Şiddet gören. Reklamlar. Geçtiğimiz Mart ayının en çok konuşulan isimleri belli olmuş. Bakalım kimler? Görüntümüzü verelim. Kimler olduğunu konuşalım. Sence kim? Bence neden? Kim? İlk sıra Allah aşkına. Hiç bakma bak. Ben hiç bilmiyorum. Bakarsan. Mart ayında ne oldu Mart? Mart ayında. Şeyma. Demet Akbağ olmuş. Aa evet tabii. Eşi Zafer Çıkay'ı kaybetti biliyorsun. Evet ya. Eşini kaybettiği için doğru. Ben mesela Acunul şey yaptım, tahmin ettim. Acunul Ucalı ve Sıla Gençoğlu takip etmiş. Mart Acun'da ayındaydı çok Sıla'nın biliyorsun davası 8 Mart'taydı. Doğru. Ondan dolayı Sıla'nın da konuşulması normal. Ahmet değil de Sıla mı yani? Acun neden bu kadar konuşuldu? Acun'la ilgili ev sattığı iddiaları vardı. TV8'deki Survivor yarışmasıyla alakalı iddialar vardı. İşte Mart'ta niye Şeyma daha çok konuşuldu ya? Ama Şeyma'nın yanında Acun ismi geçmek zorunda. O zaman Şeyma mı konuşulmuş oluyor, Acun mu konuşulmuş oluyor yani? Ben onu anlamadım. Mesela Sıla mı konuşuldu, Ahmet mi konuşuldu? Niye Sıla? Ama işte Ahmet konuşulurken Sıla geçmek zorunda. Sıla konuşulurken de Ahmet geçmek zorunda. Eşit. Eşit yani. Ama işte Sıla ile ilgili hani ne bileyim. Eşit ama bakıyorum Ahmet Kural var mı diyorum. Ama evet Ahmet Kural şu mantıklı. Demet Akbağ. Çok konuşulan evet, isimlerden. 20 senelik eşini kaybetti. Onun Zafer acısını çıkıyor. Yaşayan usta oyuncu Demet Akbağ. Mart ayında 6694 haberin konusu olmuş. Ve Hazer Ameni ile Sıla Gençoğlu 17 Ocak'ta şarkıcının otomobilinin içinde samimi bir şekilde görüntülenmişti biliyorsunuz. 5 yıllık eşinden de boşanmıştı. Hatta aynı evde şu an yaşadıkları ediliyor. 5081 haberle medyada en çok haberi bulunan isimlerden birisi oldu Sıla'da. Ahmet Kural da bu arada lisedeymiş. Ahmet Kural. Tabii değil mi? Sıla olunca. Evet ve tabii ki şaşırdık mı Beren ve Kenan da Mart'ın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Evet o da doğru. Onların da Mart'ın evet. En çok onu konuştuk değil mi? Yayının başına vermiştik, tekrar söyleyelim. Kenan'ın 22 yıllık menajeriyle dün görüştüm. Fiko namı diğer Fikret'le. Fikret diyor ki evet aralarında bir sıkıntı vardı ama çözdüler diyor. Onlar zaten hiç o evlere ayırma vesaire o haberlerin hepsi yalandı. Zaten kayınvalideyle ilgili çıkan haberler de yalan dedi. Ben dedim niye yalanlamıyorsunuz? Her haberi nasıl yalanlayalım Ece? Her gün uydurmasyon haber çıkıyor dedi. Buradan da söyleyelim çok mutlu. Beraberliklerini devam ediyorlar. Allah nazardan saklasın. Cem Yılmaz? Cem Yılmaz'ın dönüşü güzel oldu diyorlar. Şöyle yani gösterisi başladı. Ve 3670 haber olmuş. Güzel. Cem'le Defne zaten ne yapsa haber olacak bir çift yani. Defne ile ilgili bu ara görüntü vermiyorlar. Gösterilerden dolayı herhalde. Acaba gösteriye Ahu mu gidiyor? Ama Ahu şey, giderse Defne gitmez gitmişti. Mi? Peki. Mesela gitmeye öyle bir şey olur mu? Ahu'nun da şu an sevgilisi var. Gayet mutlu bir beraberliği var. Hatta dörtlü fotoğraf görür müyüz acaba? Zaten göreceğiz gibi geliyor bana. Göreceğiz da. Sanki. Şu anda sanki o yeni gibi yani. Peki o dörtlü fotoğraflara ne diyorsun? İlk Hülya Avşar'da ben görmüştüm. İşte Feraye ile miydi? Feraye ileydi galiba. Eski işte eşiyle, yeni sevgilisiyle. Yani aslında olması gereken o mu? Hani herkes yani birilerinin hayatından geçiyor. O bitebiliyor dönemi. Bittikten sonra yeni bir dönem başlıyor. Şunu bak anlarım. Defne Ahu'yla fotoğraf versin, Cem olsun dörtlü falan versinler fotoğraf. Onu anlarım da. Hülya Avşar'la Feraye ömrüm boyunca anlayamam. Ha o aldatma, o ayrı bir şey. Yuvamı tabii. Yıkmış. Evet. Ha, anladın mı? Yuvamı yıkmış, ben ona fotoğraf... Yok.
Ya o var mıydı? Bakacağım vallahi Google'da çok merak ettim ben, bak. O, ben yokum orada. Dur hayır verdiler mi öyle bir fotoğraf? Ben çünkü... Ha, sen bir bak da ben yine de yokum. Hülya Avşar, Kaya, Feraye yazdım. Bakalım fotoğraf Aslı Şah niye çok konuşuldu ki Mart'ta acaba? Özkan Uğur falan. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben hiç fotoğraf yok yan yana. Zaten çok enteresan. Hayır Feraye, Hülya Avşar fotoğrafı yok. Yok. Geçtiğimiz günlerde kim yaptı onu? Burak Sergen. Burak Sergen yaptı ve çok konuşuldu. Eski sonra da açıklama yaptı. Eşiyle yeni sevgilisi eşinin, eski eşinin. Evet. Yeni karısı eski eş. Yani. Ve normalde bunu çocuğumuzun psikolojisi için yaptık dedi. Yani psikologlarla konuşmuşlar, pedagoglarla konuşmuşlar. Yani bilmiyorum bu... Yapabilir miyim? Yaparım sanki. O dönemin benim şey için bittiyse evet. Ve beni aldatmadıysa o kişiyle yan yana göreceğim kişiyle hiçbir sıkıntısı yok. Ama şunu erkek olarak düşün, kadın olarak düşünme. Bir zamanlar senin karındı. Evet. Sonra yanında başka bir adamlasın ve yemek yiyorsunuz falan. Yok ya ben bu genişlikte yokum yani. Ya erkekte ayrı da işte kadın olarak büyük konuşma evet yani. Evet ama tamam da hani... erkek de ayrı ama ben de o karede olacağım onu bir süre sonra yani baktığın zaman kabul edersen. O zaman erkek bunu kabul ediyorsa ben yokum yani. Yıllar geçtikten sonra artık o zaman ne yapayım ben ona? Arkadaş oluyorsun ya. O gözle de bakamıyorsun. Şimdi bak çocuk olunca işin rengi çok değişiyor. Ben şu anda çocuğum olmadığı için benim için kapanan defter kapanır. Hani çocuğu olanlar için ömrün boyunca evet, kapanamaz. Evet mecburen kapanmıyor. Evet o doğru. Yüzden bu konuyla ilgili yorum yapacak doğru kişi ben değilim. Sana soralım. Benim için kapanan defter o. Kapanmıştır zaten. Çok rahat. Kız arkadaşıyla da tanışırım, ederim de. Eymen'in babasının kız arkadaşıyla tanışabilir misin? Eymen'in babasıyla yani kız arkadaşıyla tanışırım eğer yani şu an mesela Serkan Eymen'e güzel babalık yapmaya başladı. Öyle mi? Ne güzel. Evet, güzel bir gelişme sana paylaşmıştım. Yayında ilk defa paylaşıyorum. Ondan dolayı şu an hele tepemde yani. Allah! Kız arkadaşla hiç sıkıntı değil. Çünkü bizim artık öyle bir kız arkadaşı var mı? Olmadığı için bilmiyorum. Ben bomba bir soru soracağım. Serkan sen erkek arkadaşla tanışır mı? Tanışır tabii. Artık çok gitmiş, bitmiş geçmiş yani. Biz bir de neler yaşadık biliyorsun. Ama şu an önemli olan Eymen'e güzel babalık yapmaya başladı. Bence boş. Kesinlikle bu hayattaki en önemli en şey. En önemli şey, evet. Yani babalığı iyi yapıyor mu? Boş evet, ver diyelim. Aynen öyle. Ya kocalıktan önce valla bana bilmiyorum babalık lazım. Yani bilmiyorum. Yani valla ben yan yana gelemezdim diyen var. Bir tanesi demiş ki bence bir sıkıntı giden gitmiştir gittiği gün bitmiştir helal olsun. Güzel abi ya. Bravo valla çok güzel yorum. Güzel. Giden gitmiştir gittiği gün bitmiştir güzel. Peki şimdiki haberimiz bir söz vardır ya fazla eleştiri. Gereksiz eleştiri gizli hayranlık. Bunu yapan kim? Itır Esen. Neden biliyor musunuz? Itır'la ilgili şöyle bir olay çıktı. Itır meğer zamanında Şeyma'yı takip ediyormuş ve fotoğraflarını like'lıyormuş. İşte ya. En son biliyorsunuz böyle bir açıklama yapmıştı ama dün gördün bize gelen mi? Mesajlarda Itır ilk bunu paylaştı diyenler de var. Yok yok. Itır onu ilk paylaştı diyenler var ama gerçek yani, öyle değil. Belki korumak amaçlı şimdi diyorlardır. Şimdi sana bir şey soracağım. O like'ladığı fotoğrafı önce bir gösterelim. 5 Aralık 2018. Bu fotoğraf Itır'ın like'ı var ama bir şey merak ediyorum. Söyle bakayım. Fotoğrafta yanındaki kim? Şeyma'nın. O şey kız mı? Hani? Marta galiba. Marta. Hani o ya şey olan değil değil mi? Yok. Aldatan değil. Ha. Yani iddia edilen değil. Aldatılan. Miami'den bir fotoğraf bu. Ve Itır bu fotoğraf daha evvel demek ki takip ediyormuş. 5 Aralık 2018'de yani bundan 4 ay önce. Evet. Yani açık ve net bir şekilde 4 ay var arada. Like'lamış fotoğraflarını. Yani Acun'la boşanana kadar aslında takip ediyormuş. Like'lıyormuş da sıkıntıları yokmuş. Sonrasında bir şeyler olmuş. Sonrasında takipten çıkmış. Evet. Takipten hatta, çıkıyor. Bir de TV8'de programa başlıyor. Daha doğrusu YouTube kanalına başlıyor. Acun Ilıcalı'yla adı çıkıyor. Doğru mu değil mi hala bilmiyoruz ama bir açıklama yok hayır diye. Bu Itır kendi kendine gelin gibi oluyor olmasın? Ben bunu bilerek yapıyorum. Eğer böyle bir şey varsa hemen söylesin diye. Gaza getiriyorum. Sen kendi kendine mi geliyorsun? Değil mi kız? Ben ama, yani. Ya şu enteresan baksana. Acun daha evvel adı kiminle çıkarsa çıksın. Şimdi Acun çok yakışıklı, kariyerli, çok başarılı. Bir aslında iyi Acun bir baba. Acun kimle çıktı ki? Çıktı. Başka bir kızla da çıktı. Bir modelle çıktı. Ve birçok yerde haber oldu. Anında yalanladı. Bak anında diyorum saniyesinde.
Ay, hiç hatırlamıyorum. Acun yalanlar zaten. Farkında değil misin? Acun'la ilgili mesela bir haber girdiğimizde eğer iddia diye veriyoruz. Doğru değilse Acun hemen aramıyor mu? Dominik'ten arıyor. Hemen arıyor. Bütün haberleri takipte. Neyin ne olduğunu biliyor. O kadar akıllı bir adam ki. Ve neye müdahale edip neye etmeyeceğini de biliyor. Itır'la haberlerine neden müdahale etmiyor sence? Demek ki var bir hiç şey. Hiç aradığında Itır'ın ısı yok bir kere yok. Zaten. Hadi bir soralım ya. Açık açık. Arayınca evet aslında. Niye sormuyoruz ki? Evet ama ya, Acun'un da derdi şu ya, ben diyor magazinde olmak istemiyorum diyor ama şimdi o kadar sevilen. Ya Acun'un böyle bir şanssızlığı var Şeyma, evet. Çok magazin. Ve reytingi olan bir adam olduğu için. Evet. Şeyma magazinden öte Şeyma'yı da bize veren zaten Acun. Ama Şeyma da bize hediye ya. Eden Acun. Itır şimdi güzellik yarışmasında birinci oldu, tacı alındı, haber oldu, bitti normalde. Evet. Şimdi Acun'la gündeme gelince Itır Esen yani haber oluyor. Acun çok iyi bir reklam şirketi ya. Tabii. Çok PR şirketi yani. Resmen ama PR şirketi. Türkiye'de yani şu bütün dünyada ama. Başarılı bir isim olunca da mutlaka yanındakiler her zaman haber olacaktır yani. Tabii tabii. Şeyma Acun'un karısı Şeyma'nın sevgilisi diye geçmiyor. Acun Ilıcalı'nın eski eşi diye geçiyor yani. Tabii tabii. Hangisi Şeyma ya bu arada? Gerçekten çok burada benziyor, çok benziyor. Ece şu enteresan hani aralıktaki fotoğrafı like'lama psikolojisi enteresan. Beğeniyormuş bana. Demek ki Şeyma'yı. Beğendiği seviyormuş. Hayatı yaşamak istemiş olabilir mi birden? Bak kadın isterse olur. Kadın ne isterse yapar. Erkin yani şu lütfen bu tabirimi sadece kelime olarak anlayın. Altından girer, üstünden çıkar, konuyu evirir, çevirir, istediğini yapar. Kadın böyle bir güce sahip. Gerçekten istediği hayatı uzaktan izleyip, uzaktan izleyip. Bir de kendine de benzetiyorsa, hayatı, fiziksel olarak da benzetiyor. Onu arkadaşları benzetiyorsa daha doğrusu. Ha. Ay sen ne kadar Şeyma su başına benziyorsa. Sen Şeyma'dan daha güzelsin, bak o nasıl hayat yaşıyor. Sen abi, kızı gaza getirmişlerse kız böyle bir hayata geçmiş olabilir yani. Ama hırsan da korkarım. Hani herkes bu şekilde hırslanır ama Acun Ilıcalı'ya nasıl ulaşabilir ki? 4 ay evvel fotoğrafını beğendiğin kadının eski eşiyle i̇ş haberin yapıyorsun. Çıkıyor. Yani i̇ş de yapıyorsun. İş de yapıyorsun, haberin de çıkıyor. Bakın bu işin sonu nereye bu şeye gelecek? Benzemiyor mu? Kimdi bizim? Meghan. Meghan'dı değil mi? Royal. Bizim yani. Nasıl Royal Ay? İlk önce sarayın önünde fotoğraf, çektirip sonra o saraya gelin oluyor. Prenses oluyor Meghan. Onun gibi bir şey bu. Şeyma'yı evet. Like'la uzaktan sonra gel. Şeyma'nın like'ladığı adamla iş adı çıksın. Yani iş aşk hayatı çıksın. Evet, Şeyma ne diyordur acaba bu duruma? Bu arada Selen Görgüzel. Selen'le ilgili konuştuklarımızdan sonra Selen şu an uyanmış ve haber oluyor. Her şey yolunda, çok mutluyuz, Allah'a şükürler olsun ama diyor. Ama ne güzel, Allah bozmasın. Biz de zaten söylemiştik burada tekrar mutluluklarımızın daim peki, olması peki o zaman... Değil. Kolera'nın da son söylediğini söyleyelim. Heh. Konuyu biz kapatalım. Biz Kolera da Sagopa Kajmer'den dayak yediğini iddia etmişti. O da diyor ki peki ne yapacak? Dedim ki bağlanmak ister misin? Dedim hani inandırmak ister misin insanları? Artık kendisine dava etme hakkım yok gibi görünüyor. Çünkü çok geçmişte yaşandı diyor. Hmm. Zaman aşımı nedeniyle bu yaptıklarını inkar ediyor. Ben konuştuğum zaman da sanki beni dava edecek korkusundan dolayı o konuya girmiyorum. Ama ben 2 yıl boyunca kıyamadım. Şimdi avukatıma vereceğim, savcıya vereceğim. Dolayısıyla bana iftira atıyor derse bunun için avukatımla yarın görüşeceğim. Bu arada Ece Hanım'a ve size desteğinizden dolayı çok teşekkür ederim diyor. Peki yarın inşallah. Yarın avukatıyla görüşecekmiş. İnşallah hakkında hayırlısı olur. Onu da söyleyelim. Kadın olarak biz de tabii bu konuyu yanındayız. Kapatalım. Kolera da bunu yazdı bize. Soyver Sanamamızın açıklamasını yaptı. Peki devam edelim. Demet Şener'in ilk aşkı biliyorsunuz programımızda çıktı, görüntülendi, el ele yayına bağlandı. Seviyorum aşkım, yakında fotoğrafını paylaşacağım dedi. Üzerine paylaştı, Londra'ya gittiler, yan yana fotoğraflarını paylaştılar. Şimdi el ele görüntü vermişler, izliyoruz. Yine aynen, aynı yerden aynen. Çıkıyorlar galiba. Alışveriş aynı merkezinin kafe. Hani önü, orada yakalanmışlardı ya. Evet. O restoranda. Sessiz kalması normal. Ama el ele bence olması gereken de o. El ele güzel. Çok güzel. Ya ben Demet Şener'i baksana bir fresh. Bir... İyi gelmiş. Ya aşk kime iyi gelmez ya? Ya Allah sizde vardır o. Bilal'de yok yok zaten. Boşanmadan önce bir restoran çıkışı röportajı var yani. Kadın çökük bitik yani. Şimdi ama bak nasıl tazelendi. Psikolojik bir savaş verdi. Gerçekten yıllarca evet, süren evet, bir boşanma davası düşün. Birçok evet, şeyle evet. Uğraş. Boşanma davası İddiaları açtın. Açıklamaya çalış. Tabii, ispata çalış. Açtığın kişi bir de sürekli sevgilisiyle ortada. Sakladığı bir şey de yok aslında, gizli kapaklı yakalanıyorlar ama ortada bebek kafelerde falan geziyorlar. Çok beğendim ya. Evet.
Demet'i çok beğendim. Onların da ben. Evleneceği haberi çıkıyor bu arada. Roma'da evlenecek diye konuşuluyor İbrahim Kutlay için de. Demet Şener'de. Edwina ile Roma'da mı evet, evleniyorlar? Evet, Edwina ile Roma'da evlenecek diye bir haber çıktı. Cenk Küpeli ile de geçen hafta sonu Londra'ya gittiler ve bu fotoğrafı paylaştılar. Altına herkes mutluluklar diledi. Ve aslında olması gereken. Şimdi Demet'in çocukları var ama Cenk bir çocuk isteğiyle evlenme teklifi eder mi? Çok mu erken konuşuyoruz bilmiyorum Demet da. Demet Şener ne kadar? 77 doğumlu galiba. 42 yaşında. Çocuk yapmak için hala genç. Hala yapabilir. Yapabilir değil mi hala? Yapar Cenk... mı ama? Ha işte onu bilmiyorum ama Cenk'in de çocuk sevgisine ihtiyacı 85 var. Doğumlu Cenk Öpeli'de. 8 yaş var. Onun yani... da 6 yıllık bir birlikteliği yeni bitti. Aslında aynı dönem Demet Şener'in evliliği bitiyor. Onun da 6 yıllık birlikteliği bitiyor ve bir yerde buluşuyorlar. İşte ne güzel. Evet. Çünkü 6 yıllık ilişki de zor yani. O da zor, diğeri de evlilik. Evet. Aferin ama o kız da bak Alev de ne tatlı, olgun bir şekilde. Hiç konuşmadı, hiç yorum yapmadı, tanımadı konu ama takipçi sayısı biz burada yayında söyledikten gün sonra 200'dü, 700 olmuş evet, en son. Evet 700 olmuş yani bu, ben merak ediyorum. Ha, neden takip ettiniz mesela? Neden? Belki hani diyet yapacaklar, diyetisyen ya Alev geldi. Gezer. Geldi, bak o geldi aklıma da. Hani yok ya bizde çaydanlığı koy, çaydanlık alt tira official de gerçekten. Derya'ya bak buldu. Bra, aynen buldu. De dediğim buydu biliyor musun? Gerçekten bir farka bakar evet. mısınız ya? Aşk herkese yarıyor yani kadına da yarıyor. Tabii. Bazı erkeklere yaramıyor, kilo aldırıyor benim da. Benim adam. Senin 12, erkek arkadaşın 12 kilo aldı. Yani Ömer'de aldı ya. Yani şimdi ama Demet'e bakıyorsun kadınlara yarıyor. Ona göre de o yaradı galiba yani o da öyle yaradı tabii yani. O da iyi bir şey aslında yani. Ay Allah'ım ya. Ne nasıl çocuktu ne hale geldi. Olsun ben onu öyle de seviyorum. Ama Demet bak, gördüğün fark gibi etti. Fark var. Gerçekten evet. dediğin gibi fark Şu var. Şu saçlar başlar bile çok yakıştı. Fönü bile daha güzel Aa, olmuş. Tabii o kuaför bile kendine geldi Demet Hanım diye. Çok güzel. Yakışıyorlar da. Evet yaş farkı bile göze çarpmıyor ki normalde hep erkekler 6-7 yaş küçüklerle çıkınca 10 yaş küçüklerle çıkınca bir şey olmuyor. Kadınlar da hemen... Ay senden küçükle birliktesin. Şöyle şöyle hemen vıdı vıdı konuşurlar ya. Hiç göze batmıyor. Yok yok. O, ve birbirlerini tamamladılar bir olgunluk, bence. Olgunluk var Cenk'te. Evet. Ya şimdi bu Cenk Küpeli'yle ilgili bana geçen bir mail geldi. Çok kurumsal çalışıyorum ben. Evet dünya çapında çalışıyorsun dünya çapında artık. Dünya çapında mail geldi evet. bana. Cenk Küpeli'yle alakalı size bir şeyler söylemek istiyorum dediler. Ben de maili ekip arkadaşlarımın olduğu WhatsApp grubunda paylaştım. Ya hani 6 yıllık ilişkisi varken birisiyle yine birlikteymiş. Onu daha aldatmış gibi şimdi böyle saçma sapan. Bana da bir akrabası mesaj attı biliyor musun? Cenk Aynı hızlı bir abim miymiş acaba zamanında? Ben çok yakın akrabasıyım ve size anlatmak istediğim şeyler var diye cep telefonu yolladı. Yakın bir akrabası. Aradık mı yok? Enteresan hayır ama yani bu kadar fazla bilgi gelmesi de bir erkekle ilgili. Enteresan değil mi? Ya şimdi bak geçmişte ne yaşadığının önemi yok. Ben Demet'e olan ilişkisindeki ben durumuna bakarım. Yani ne yapacağız? Yani adam ne yapabilir ki geçmişte? İlişkisine sadık değildir. Onu ilişkisindeki kadın düşünsün. Veya o dönem öyle bir dönemdi. Adamın karakteriyle alakalı değil ama belki de işte ne bileyim kafasını karıştırdılar. Yani, bulamıyorum sebep. Ha belki de ama mesela Demet'le gerçek aşkı buldu belki. Hı, aradığını bulamamış demek ki zamanında. Arayış halindeymiş sürekli. Amerika'da master yapmadı o aslında. Ha, yalan, evet. yalan haber yaptınız diye bir mail geldi. Mailde sana. Öyle bir şey. Amerika'da falan master yapmadı o diyor. Bizim de hani ana konumuz o değildi zaten. Amerika'da master yapması değildi yani. İlgilenmedik evet. Eski mini basketbolcu. Şöyle diyorum ben bu konuda. Hani alan memnun, satan memnun. Evet. Bu konuyla alakalı bizim yapacağımız yorumlar mutluluk dışında çok sakil oluyor. Bir de insanların geçmişi geçmişte kalmalı. Yeni bir birlikteliğe başlayınca, yeni bir karar alınca, yanında yeni birisi olunca geçmişi de çok açmamakta yarar var. Sadece evlilikle ve 6 yıllık birliktelikle ilgili geçmişi açtık biz mesela. Neden? Çünkü açtırdılar. Şimdi bize bir boşanma dediler. Davası vardı tabii. Nişanlısı var dediler. Bak ne güzel ortaya çıkardık. Aslında nişanlı değillermiş ve bu birliktelik başlamadan evvel de bitmiş. Ortada bir aldatma da yok. Yani aslında çok temiz başlamış sıradan, her şey. Çok güzel herkesin gidiyor başına yani. Gelecek bir şey. Evet. Evet. Yani ayrılmış bitmiş. Sadece zamanlama kısa. Şu 6 yıl çok uzun olduğu için kısa. Tabii. Aradaki zaman hani unutabilir misin alışkanlık biter mi? Ama bazen ilişki sırasında da biter. Bitmiş olabiliyor. Evet. Zorluyorsun biter. Artık yani. Zorluyorsun evet. zorluyorsun. Son uzatmaları oynuyorsun olmuyor. Belki de öyle bir şeydi. Sonuç itibariyle çok mutlu görünüyor. Yani Demet resmen
Başka bir hale büründü ya. Bence de güzelleşti. Yemin ederim güzelleşti. Evrim geçirdi ya kadın. Erkek arkadaşında el ele çıkması falan. Çok güzel şeyler bunlar. Güzel güzel. Mutlu. Mutluluklar. Evet, hepimizin çok sevdiği Işın Karaca yepyeni single'ıyla bizler. Albüm mü single mi? Sanırım single yaptı. Single değil mi? Ama muhteşem bir şarkı. Evet, burada da seslendirecek. Cuma günü bizlerle birlikte olacak. Efendim bugünlük bizden bu kadar.